eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Barış'a ben kız arıyordum. Ben biraz zayıf diye aslında sıcak bakmamıştım. Ey 15'li 15'li tokat yolları taşlı. Ben... Bakmaya dursun oğlu baktıktan sonra artık. Ben hepsinin üstesinden geleceğim. Kayınvalideler korkun benden. Brokoli çorbamız var. İyisin değil mi? Sağlamım. Hiç bu normal halin. Hadi başladı. Heyecan dorukta. Küreli tepsi kebabımız var. Son kuruşuna kadar harcadım size de. Bitterli çikolatayı seviyorsunuz diye. Kremalı kadayıflı bal kabağı tatlımız var. Pek tatlı değil ama buna biraz tabii şeker. Portakal çanağında kereviz salatası var. Aslanım puan için böyle yapıyor. Puana ihtiyacım var ki vermek zorundaydım yani. Tabii puanların yüzünden susuyor. Vallahi biz bu kadar hesaplamıyoruz, kitaplamıyoruz ya. Ben de bugün çok merak ediyorum ne olacak. Bazı stratejiler dönüyor yani yemeğe puan vermiyorlar. Ben kazanamıyorum, öbürü kazansın diye 9'u kaldırdı. Bunu özellikle Ayşe Hanım yapıyor. Anne üstünü giyin sen. Yani bugün bir şey var sizde. Ya onu beğenmek zorunda değilim ki. Vallahi kirpikleriniz ok gibi. Ok gibi, evet. Yakışmamış ki hiç. Aa, nasıl yakışmamış? Kıskanç. Zuhal Topal'la Sofradan'ın büyük final günü başlıyor. Büyük ödül 10.000 liranın sahibini bulacağı bu önemli günde Ümraniye'deyiz. Ve gelinimiz Hülya ile kayınvalidesi Aslı Hanım'a konuk oluyoruz. Şimdi büyük final gününü başlatması için söz Zuhal Topal'da. Merhabalar efendim. Bugün nedir? Bugün final günü. Bugün 10.000 TL'nin sahibini bulacağı gün. Az sonra bu kapıdan içeri gireceğim. Bütün gelinlerimiz de gelecekler. Bakalım neler olacak, heyecanlıyız. Ama kimle yarışıyoruz? Aslı Hanım ve gelini Hülya ile. Hemen zile bastım. Şurada. Çalmıyor o ayrı. Buyurun. Geldik. Ha, geldiler. Merhaba. Merhaba. Hülya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Buyurun. Buyurayım, buyurayım. Merhabalar, ben Hülya Turgut. Yaşım 30 ve bugün bastım. Final gecesi de bende. 6,5 yıllık evliyim. 2,5 yaşında bir erkek evladına sahibiyim. Adı Ali Çınar. Ben Aslı Turgut. 55 doğumluyum. 63 yaşındayım. Çorumluyum. Oğlum Barış'a ben kız arıyordum. Kardeşimin de kızı. Hala sen ne geziyorsun? Hülya'ya baksana dedi. Ben biraz zayıf diye aslında... şey yaptım, biraz zayıf dedim. Ben zayıftım yani. Doğma büyüme hep zayıfım ya. Hiç kilo ama almadım. Ama sonra oğlum da beğenince biz de okeyledik. Oğlu beğendi zaten giderken görüşürüz diyelim sıktı. Beğenmese görüşürüz diyelim sıkar mı? Sıcak bakmamıştım ama sonra beğendi. Bakmaya dursun oğlu baktıktan sonra artık. Aman. Biz çok iddialıyız. 10.000 TL bizim hiçbir yarışmacıya kaptırmayacağız. Ben de öyle düşünüyorum. Gelinime güveniyorum. Yemeklerimiz çok güzel olacak. Kazanacağız. Nasılsın Hülya? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? İyiyim. Sen heyecanlı mısın? Birazcık. Böyle birazcık. Sanki az böyle... şey, bir heyecan yoktu da sizi karşımda görünce daha bir fazla gerçekten heyecan başladı. Aa, teşekkür ederim. Dur rahatlarsın gitmişti biraz da. Gitmişti heyecanım aslında. Gitmişti benle gel. Çünkü gidebilirim. Yok, hayır, gidebilirim. Gerçekten. Hayır. Markete mi gitsek beraber ne yapsan? Yok hayır, tek başıma hallederim sen. Sen tek başına halledersin. Peki tez canlı bir gelin. Evet. Aslı Hanım. Efendim. Kaç yıllık gelin?
5, 4,5-5 oldu. 6 anne. 6. Neyse canım benim. En son ne olur? Bana kaçabilir. Hayır, 6 yıllık 6,5'a doğru gidiyoruz şu anda. 6,5 evet. 6,5'a doğru. Annem hep 4'te 5'lerde kaldı. Kaldı artık, gelin bu taraflara. 6. Kapı çaldı. Kapı çaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah sabah. Kim ola ki? Komşular olur mu? Onlar genelde mutfak zamanı geliyorlar. Aşkım sürpriz. Doğum günü kutlasın bir tane. Ay teşekkür ederim. İçeride mi? Benim oğlum. Benim oğlum. Aa. Hülya'nın doğum günüydü dün. Öyle mi? Evet. Aa. Galiba. Aa. Ay. Hoş bulduk. Hülya'nın doğum günüymüş. Evet. Tanrınız neydi? Barış Bey. Barış Bey, memnun oldum. Hülya'nın doğum günüymüş. Nice yıllara güzel yaşlar olsun. Çok teşekkür ederim. Olsun. Sağ olun. İnşallah. Aa, şey bugün de tabii ki. Evet. İyi, ne kadar güzel düşünmüş eşin. Hep böyle incelikler yapar mısınız? Yoksa bize mi böyle kameraları mı şey yapıyorsunuz? Yaparım. Değil mi hayatım? Değil mi hayatım? Değil mi, öyle mi Hülya? Hadi o zaman. Arada, ne güzel denk geldi. Nice güzel, sağlıklı, mutlu yaşların olsun inşallah. İnşallah çocuğunla bir ömür. Bir dilek. Bakayım ne dileyecek. 10.000 TL benim olsun. Vallahi. Bu adaletsiz kayınvalidelerin yüzünden kaybetmem inşallah, kazanırım diyorum yani. Geldim. Bunlar sövmeden kestim kayılmama. Hadi tut bir dilek, üfle. Ay, çok nice yıllara. İyi ki doğdun Hülya. İyi ki doğdun Hülya. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki varsın Hülya. Yeni yaşın kutlu olsun. Neylidir o pasta? Nereden çıktı Barış Bey? Gözlerim kayıyor. Aman Allah'ım, dur daha sabah sabah. Kaç oldun diye sormayacağım. Gençsin zaten. Hanımlara yaş sorulmaz. 18. 18. 6 yıllık evlilik. Nasıl başladı bu hikaye? Annemin arayışlarıyla başladı. Aa, öyle mi? Aynen. Aslı Hanım, evet. Gelin arayışına girdi. Her anneye de olduğu evet. gibi. Evet, sonra? Gittik, görüştük. Mahalleden miydi? Akrabaların aracılığıyla. Akraba aracılığıyla aynen. oldu diyelim. Gittik, evet. Görüştük. Ben bayıldım. Yapma, benim gibi mi? Aynen. Gitti Barış Bey görünce. Aman Allah'ım, kim bu? Görünce bayıldı. Annem bayılmamış. Aa, bunu beklemiyordum. Sen de beğendin mi Hülya Barış Bey'i? Beğendim, bir elektri kattık. Böyle yarım ağzım. Değil mi sanki? Vallahi beğenmedim sanki yani, gidiyorum ben. Bak aldı parası gidiyor valla. Yani. Ya sen coşkulu bir insansın yani. Yani coşku desene, ay aşık oldum Zuhal'e, gördüm kim bu yakın şimdi, o benim olmalı dedim falan desene. Dedim. Beğendim. Beğenmeseydim zaten tekrardan görüşmek istemezdim. İstemezdim. Aynen, İkinci bir randevu oldu herhalde. Ne zaman evli teklif ettin? Tanıştıktan ne kadar sonra geldi yüzük, teklif? Nişan takıldı, ondan sonra yani evlenme teklifi. Yani bir yıl teklifi. Falan sürdü, bir ayrılık falan girdi araya. Yüzükler evet. takıldıktan sonra evlilik teklif etti. Ayrılık mı girdi araya? Evet. Neden? Ne oldu? Ne oldu? Yani biz kendi aramızda bir anlaşamadık. Ya, evet. Kendi aramızda. Kendi aranızda. Aynen. Bir yıl mı ayrılık aldınız? Yaklaşık evet. Bir ve baktınız olmuyor. Ayrı gayrı. Aşk galip çıktı. Evet, evet. Sonra bir baktım mesajda bir mesaj. Bir baktım parmağımda bir yüzük. Aa, ben neredeyim? Bir uyandım aynen. yanımda biri. Aa, kimsiniz? Aa, Hülya'ymış, evlendik yani. Ben zaten ilk mesajı ben attım. Ne dedin? Ben neydi ya? Ben ettim Senet'le. Gel konuşalım. Gel konuşalım. Merhaba diyerek. Merhaba. Hatırladın mı beni? Unutması imkansız zaten. Aa, unutamazsın. Unutacak kadınla. Lütfen. Evet. Mesajdan sonra tabii erkenler suya indi. Peki yarışmaya kim başvurdu? Ben. Aa. Ben başvurdum. Seyrediyor muydun? Evet, evde olduğum zamanlar seyrediyordum. Bu sene evdeydim. Sürekli bakıyordum. Kayınvalidemle, kayınpederimle de telefonla görüntülü konuşurken ben Zuhal Topal'la Sofra'da'ya katılalım mı diye sordum. Onlar beni pek ciddiye almamışlar herhalde. Tamam falan dediler öyle konuşurken. Biraz baştan salmak için mi dediler artık bilmiyorum. Oysa ki Hülya kararlıymış. Hayır, ciddiydim ben. Sana bahsetti mi Barış gideceğim diye? Ya çok anlık bir şey oldu yani. Ha, bir anda tın, ben gün, çok güzel aynen. yemek yaparım dedi ya. Yok zaten güzel yemek yapar. Yapar yani. Mı? Kesinlikle yani. Şimdi anne çok... de buradayken ama soracağımdır. Yok.
Boynuz kulağa geçti mi? Hülya'nın yemekler annenin yemeklerin yanında. Geçmemiş olabilir çünkü çok farklı illerde yaşıyoruz. Yani evlendiğimizden beri ayrı noktalardayız. Ayrı. Hiç beraber aynen. Oturmadınız. Hayır. Ha. Geçen seneye kadar. Bir 10 aylık bir süre beraber yaşadık. Ben çalışırken Ali Çınar'a baktım. Ben çocuğa baktım. Evet. Sonuna baktım. Tabii. Ne güzel. Evet. Menü nasıl? Menü bakalım. Bir menüyü duyalım. Menü brokoli çorbamız var. Güzel. Krep börek var. Krep börek? Evet. Aa, neyle olacak krep börek? İçerisinde kaşar ve peynir olacak. Ha, geçen kesin. Kıymalı yedik, kıymalı olmaz dediler hatta. Evet, ben dedim. Hatta kim dedi acaba? Evet, ben dedim. Eyvah eyvah. Evet, sonra? Portakal çanağında kereviz salatası var. Püreli tepsi kebabımız var. Püreli tepsi kebabı. Yanına şehriyeli pilavımız var. Güzel. Tatlı olarak da kremalı kadayıflı bal kabağı tatlımız var. Brokoli çorbası. Dünkü fışıya benzemez inşallah. Krep börek, börek. Yiyelim bakalım. Her elinin yaptığı da yenmiyor yani. Püreli tepsi kebabı. Patates püresiyle tepsi kebabı. Olabilir o. Şehriyeli pilav çok kolay. Gerçekten çok kolay. Bu üçüncü pilavsa zaten bu hafta komple pilav geçti. Kereviz salatası bilmiyorum ha. Yani portakalın içinde seven olur, sevmeyen olur. Kremalı, kadayıflı, bal kabağı tatlısı. Bal kabağı tatlısı yedim de kremalısını yemedim. Dört çeşit yemek mi var? İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Hepsi de zaten kolay yemekler. Benim kadar güzel yaparsan ot verebilirim. Menünün geneline baktığımda idare eder. Seni markete göndereceğiz biliyorsun. Tamam. Yarım saatim var. Evet. Yap da gel alışverişini. Hemen 2 dakikada yapıp geliyorum. 2 dakikada. Evet, çok hızlıyım ben. 2400 herhalde koşmuş. Herhalde ekmek alıp gelecek. Ne koşmuş? 18 dakikada. Otur bir saniye. Nereye koştun 18 dakikada? Hemen gidiyor. Ben beden eğitim öğretmeni mezunuyum. Aa öyle mi? Evet evet. Okula girişte 2400 koşuyla girdik. Daha sonra mülakatlarda. Bravo, alkış o zaman. O yüzden tebrik ben ederim. Hemen gider gelirim. Merak etmeyin Zuhal Hanım. Zaten... Her şey bende. Maraton koşmuş. Market nedir ki sana? Sen uçar gelirsin. Hemen gidiyorum. Şakır şakır. Böyle bağırır mı arada sırada? Evet, bazen bağırıyor yani. Böyle. O zaman hiç çılgın kızdırma mi? Sen. Çılgın. Çılgın. Bir şey var evet. Bir tat aldım ben o doku var. Bir çılgınlık var. Evet. Hülya'da. Çılgın. Şipir şipir. Şipir şipir mi? Tabii kesinlikle. Hangi konularda şipir şipir? Kocası. Buralarda şey derler. Çemrek. Çok çemrektir. Çok çemrek. Aa öyle midir? Bak yeni bir şeyler öğreniyoruz. Çok çemrekmiş. Şipir şipir de. Çorum'a da selamlar sevgiler bu arada. Çorumlar öyle der ya. Şipir şipir çemrek. Hani benim leblebim? Tabii gel. Var leblebimiz. Geldi. Vallahi geçen gün Meryem Hanım fındık getirmişti Trabzon'dan. Benim eşim sana leblebi gönderdi. Eşinizin ismi neydi? Ali Turgut. Ali Turgut beyefendi. Efendim sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgiler, selamlar, saygılar. Ara sıra bağırttırıyor musun kadını? Yani ara sıra işte sıkıntılarımız oluyor tabii. Sıkıntılarda yani. Böyle aaa evet. Gidiyor mu? Yani ben onu ayarlıyorum tabii. Volümünü kendime göre desibel ayarını yani. Bir ayarlıyorsun diyorsun. 60 yıl oldu yani artık. Artık huyunuzu suyunuzu almışsınız. Evet, birbirinizi. Yani, peki böyle sevmediğin bir huyu var mı mesela? Şunu çok yapıyor, bunu az yapıyor, bunu şöyle yapsa daha iyi olur falan diyeceğim bir şey var mı? Hülya'nın biraz alınganlığı var. Ha. En ufak bir şeyden hemen değişiveriyor. Anında hareketleri de kırılgan. Ama bir 5-10 dakika sonra da bakıyorsun hiçbir şey olmamış gibi. Saman alevi gibi. Evet. Ya alışveriş listen hazırsa hadi koşmaya başlayalım. Evet listemi hazırladım. Şu anda alışverişe gidiyoruz. Alışveriş merkezim çok yakın. 2 dakikalık bir mesafem var. Harikasın. 1-2-1-2. Koşuyoruz. Komşular seni alkışlıyordu. Gördün mü? Komşularım harikadır. Belirttiğim gibi 2400 koşmuş kişiyim. Bunlar benim için çok kolay bir şey. Yarışmacılar korkun benden. Bu arada niye bağırıyorsun sen böyle? Aa heyecandan herhalde. Hülya beni duyuyor musun? Duyuyorum ya sen beni. Koş koş. Benim geçen gün bir gelinimiz vardı Barış Bey. Erkekler de pek dedikodu yapmaya alışkın değiliz ama bakın deneyim bakın olacak mı? Onlar yok burada zaten. O kadar kıskanıyormuş ki eşini Ayşe Hanım'ın gelini. Öyle mi? O kadar kıskanıyormuş ki. Şifresini kırmış telefonun. Aman aman. Efendim WhatsApp'ına, sosyal medya hesaplarına girmiş. Bütün yazışmaları yani bir şeysini yakaladığından değil ama ne var ne yoksa bütün dökümünü almış. İş yerine gidiyormuş. Saat kaçta çıkıyor? Bir yere gittiği zaman kaç dakikada geliyor? Peşine takılıyormuş. Adam bakıyormuş. Kendi takip ediyormuş. Hı. Çok aşırı evet yani kıskançtı yani. O da. Yani boşanmak için bir sebep. Yani bayağı Allah bir sebep. Korusun tabii. Hülya'nın yani. Ne kadar ne derece?
Yok, o kadar değil yani, o kadar böyle şifre. Ama böyle arayıp, neredesin, ne yapıyorsun, niye açmadın telefonu? Arar, sorar, niye açmadın der. He. Yani. Sen anneni arar mısın Barış? Annemi her zaman ararım. Ha, günde kaç kere? Evet. Ya, her gün. Eskiden günlük arıyordum ama artık son zamanlarda böyle Ali Çınar falan. Ha. İş yoğunluğu. İş yoğunluğu, çocuk evet. falan. Biraz daha uzadı yani. Uzadı. Zaten geçen sene birlikteydik. Ah, evet. Besle, büyüt. Ondan sonra el, kızının elini sonra. Ver. Aa, ben demedim. Ben dedim. Sen dedin. Ya haftada bir, sonra ayda bir, sonra bayramdan bayrama. Aman yani. İşte böyle kuş yuvadan uçtu mu değil mi aslanım? Evet. Evde eşi ve kayınvalidesi tarafından kulakları çın çın çınlatılan gelinimizde çoktan markete gelmiş, sebzelerini almaya başlamış bile. Bal kabağı tatlısı yapacağım ama kesilmemiş, göremiyorum. Çok tatlı kabak, çok harika bir kabak. İki tane kesiyoruz. Biri büyük, biri küçük. Kabuğunu da kes abi şöyle güzelcene. İstiyorsan ben de keseyim şöyle. Çok süper keserim. Köy çocuğuyuz. Evet abi, bunu kabuğu soymak mesele. Tamam, ben onu keserim. Gelinimiz bal kabağını kendi elleriyle kestikten sonra alışverişine devam ediyor. Buradan portakalımı alacağım. Hemen poşet, birisi yardım edecek, kimse yok mu? Havuç alacağım. Havuçlar nerede? Niye kimse bakmıyor bende? Evet, süpersin. Bu kaç gram geldi? Çekirdeklerini niye almadın abi? Benim işimi zorlaştırma. Çekirdeklerini de al şöyle güzelcene. Kereviz alacağım. Hülya poşeti kaptığı gibi dalıyor kerevizlerin arasına. Abi bunların sapları. Kesiyorum. Hemen. Ve bu arada markette sürpriz bir izleyicimiz yakalıyor Hülya'yı. Bakalım şimdi neler olacak? Kızım, bana bak. Güzel bir, iyi bir gelin ol. Kaynana seni eleştirmesin. Güzel yemeklerini yap, güzel kaynanan itaat et. Teyzeciğim, gelinler bazen ipin ucunu kaçırıyor, öyle değil mi? He, niye işte? Bazı şimdiki gelinler on para etmez. Eyvah, işte bu çok sert. Teyze bomba çıktı ama. Biber, domates göremiyorum. Evet, burada. Hemen domatesimi, biberimi aldım. Maydanoz aldım. Manav bölümündeki işimiz bu kadar. Bunları tarttıracağım. Kim tartıyor? Tartı içeride, koş. Hızlı. Çabuk. Kadriye Hanım çarşamba günü 9 puan verdi. Haberin var mı? 9 puan nedir? Hiç beklemiyordum ben böyle bir şeyi. Büyük ihtimal herkes izlediği zaman şok geçirecek. Ben izlediğimden beri hiç 9 puanı görmedim. Hani belki vermişlerdir, ben kaçırmış da olabilirim ama hiç vereni görmedim ben 9 puanı. Kayınvaliden Kadriye Hanım'ın bu puanı taktik gereği verdiğini düşünüyor. Kendinin kazanamayacağını anladı. Diğer gelini favori olarak seçti, ona puan verdi diye düşünüyorum ben. Adaletsizlik, çünkü benim hakkımı yediler şu anda. Belki kazanacaktım, onun yüzünden kazanamayabilirim. Ne kadar yemeklerimi güzel yapsam da önümü kapattı 9 puan. Vererek. Ama belki sen de yüksek puanlar alabilirsin. İnşallah, dileğim o. İnşallah hak eden ben olurum, ben kazanırım. Ama 9 puanı hak etmen için buraları çığlıklarla inletmen lazım. Bugün büyük final. 10 bin TL kime gidecek, heyecanlı mıyız? Vallahi bilmiyorum. Bize? İnşallah bize geçer. İnşallah hayırlısı. İnşallah. Kimin güzel sevdikleri ona gitsin. İnşallah. Birazdan gelinler, kayınvalideler gelecek büyük evet. final için. Biz şimdi son gün yarışmacılarımızın mutfağına doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buyurun, hoş geldiniz. İki paket süt alacağım, yumurta alacağım. Yumurta 15'li olsun. Ne? 15'li yumurta mı? 15'li. Hey 15'li. Tokat yolları taşlı. Sesim çok kötüdür, yeterli bu kadar bence. Çığlıkları ve şarkılarıyla kulaklarımızı çınlatan gelinimiz marketten hızlıca bütün eksiklerini almaya devam ediyor. Pirinç de burada olması lazım. O da mı orada? Pirinçler, unlar, yemek için ne lazımsa tek tek atılıyor sepete. Süzme yoğurt, dilimlenmiş kaşar, normal kaşar az bir şey. Şarküter bölümü. Şimdi ne arıyorsun Hülya? Yarı dana, yarı kuzu çok olmasın. Tamam. Güzel bir şekilde istiyorum abi, tepsi kebabı yapacağım bak. Tamam, yarım kilo değil mi? 600 gram olsun. 600 gram, 600 300 gram. Yapıyorum. Bu arada kayınvaliden senin bütün yaptıklarına karışıyormuş. Ya arada karıştığı oluyor. Doğru mu duyduklarımız? Bazen işte kendini tutamıyor herhalde. Karıştığı zamanlar oluyor. Artık onu da hoş görüyorum biraz yaştan dolayı. Balkonun camlarını yaptırırken bile işine karışmış öyle mi? Sormayın. Yani sonuçta benim evim. İstediğim şekilde yaparım. Hani kimse de buna pek karışamaz. O tabii söyledi. Bunun küçüğü yok mu? En büyüğü bu.
Ne yaptın sen ya? Ordu mu doyuracağım ben? İçerisine az bir şey koyacağım ben onu. Dünü birazcık konuşmak istiyorum. Dünü. Dünü, evet. Dün biraz vallahi Kadriye Hanım, özellikle Meryem Hanım arasındaki bu gerginlik, o 9 puandan kaynaklı. Evet. Ne diyorsun? Siz de biraz dolusunuz o konuda sanki. Evet, tabii doluyum ya. Kadriye Hanım'la iyi bir puan verdi Meryem Hanım'a. Ama 9 puanı alınca dün nasıl güzel kanatlanıyordu böyle, değil mi? Nasıl neşeliydi? Neşeliydi. Niye? Neşesi. 9 Niye? Puanı aldı. 9 puanı, herkes neşelendi. Öbür dedi. Meryem Hanım'a geçti puanı. Hmm. Şimdi çok mutlu tabii. Ayşe'nin aram çok iyi. Ben Ayşe'ye 9 puan vermişim. Ayşe şu anda kendini uçuyor. Kendisi birincini zannediyor ama bugün ne olacak bilmiyorum. Ayşe Hanım puanları alana kadar hiç konuşmadı. Öyle sustu. Puanları alınca ben dedi şimdi 2 gün konuşacağım dedi. Beni kimse susturamaz. Dün ona cevap verdim. Bugün ona cevap vermeyeceğim. Muhatabım değildir. Ben hepsinin üstesinden geleceğim. Kayınvalideler korkun benden. Ya 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 ya. Ayşe aramız hazır hanımefendi. Hemen geldim. Buyurun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Ayran portakal suyu. Ayran portakal suyu. Nerede çalışan eleman? Bıraktı beni. Nerede? Kahkahalar prensesi son olarak aldıklarını kontrol ettikten sonra kasaya yöneliyor. Birisi bana yardımcı olabilir mi? Ben şey yaptıkça buradan hani siz buradan çıkartın, kadayıf deyin. Bakalım gelinimizin aldıkları ne kadar tutacak? Evet, görüyorsunuz, tam ucu ucuna yetirdim. 2 TL'mde kaldı. Aslında ona da bir tane bitter çikolata alabilir miyim Zuhal Hanım için? Biraz önce yanıma bir hanımefendi geldi ve kızımız çığlık atıyor ama ben ondan daha iyi çığlık atarım dedi. Ya nerede? Çığlık ata ata gözden kayboldu. Senden daha iyi çığlık atan biri var mıdır acaba? Atamaz. Ne olursa olsun gene hak eden kazanıyor bu yarışmada. Bak, bizim de ekibimizin de ortak olarak benim de hep böyle yediklerimizden sonra biz şunu kendi aramızda konuşuyoruz. Nasıldı mesela bu hafta öne çıkan menü, yemekler, lezzet olarak. Hakikaten herkesin ortak olarak en çok sevdiği, en çok lezzet ve keyif aldığı gelinimiz birinci oluyor. Yani istedikleri kadar strateji yapsınlar. Yani ne oluyor, ne oluyor? Hak eden kazanıyor yine. İnşallah hak yerini buluyor. Bence de öyle, hak vallahi, eden kazansın. Valla öyle oluyor. Gerçekten hak eden kazansın. Belki de bugün yani Hülya döktürecek. Bakalım, bilemeyiz. Bilmiyorum. Ay ne güzel, iyi hadi bakalım geldin ya. Ben dedim başka bir şey girdi içeri herhalde, kapı açık kaldı, bir şey girdi. Yok yok, benim bağırınca. Benden aklım önce çıktı, sesim gelsin ya. Dedi. Geldi sesi. Aynen geldi. Aynen öyle. Yüreğim hopladı. Bir şey mi oldu kadıncağıza, bir yeri mi yaralandı, düştü mü, burktu mu ayağını evet. falan. Bağırınca korktuk yani. Evet. Yok yok, bir şey yok. İyisin ben değil mi? Sağlamım, hiçbir bu normal problem. Halin. Aynen öyle. Kaç dakikada koştun marketten buraya? Yoktur. 1,5 dakikada bitirdim. Bitirdin mi gerçekten? Bay Mixer söyle. 20 dakikada bütün alışveriş bitti. 20 dakikada bitirdim. Rekor mu acaba? Rekor mu market alışverişi için? Hemen 20'de. Bitti. Sen üstünü falan değiştireceksin mi? Ben ellerimi yıkayacağım. Yıka tamam, ceketini hadi bırak. Ceketimi bırakıp geliyorum hemen. Bakalım. Değişik. Evet. Telefonda açtılar, aa nasılsın anne diye. Biraz çılgınca evet. Bir çılgınlık. Var. Evet, koşması lazım bence, o enerjiyi atması lazım. Uzun süredir koşuya çıkmıyor herhalde maratondan evet. sonra. Enerji birikmiş. Vallahi 20 dakikada marketi ya. Bitiren artık 2 saate yakın da bir sürede yapar, yemeği yapar. Mutfakta da böyle sanıyorum, mi? Sanıyorum evet. Sanıyorsun? Evet yapar. Yani emin değilsin. Eminim. Bir şey söyleyeceğim. Çünkü yani eli çok çabuk gerçekten. Ha, iyi. Ha, eli çabuk. Eli yani. Lezzetli mi? Eli lezzetli. Beğenir misin gelininin yemeklerini? Beğeniyorum. Vallahi. Beğeniyorum. Kadriye Hanım size kaç verecek acaba? Vallahi bilmiyorum. Bir 9'da size yapıştırır mı? Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum. İnşallah verir. İnşallah. İnşallah. Ne yapacağız? Kadriye Hanım'ın işi belli olmuyor. Birden 9'u patlattı. Zilini alırsa ay Hülya bağıracak, o zil çalacak. Ay olmaz, final günü de bugün. Olmaz. Zaten heyecanımız, gerginliğimiz var. Hepsi bir arada nasıl olacak Kadriye acaba? Kadriye Hanım değil de öbür şeylerden Meryem Hanım'la öbür Nezihe Hanım'dan biraz bekliyorum. Ayşe Hanım'ın ne bekliyorsun? Puan bekliyorum ha, yani. Puan bekliyorsun. Aha, biraz Meryem Hanım'ın gelinini, Ayşe Hanım'ın gelini geçti ya. Belki onu birinci olmasın diye verebilirim. Ne düşünceler, yani. Ne senaryolar, ne şey fikirler. Yani. Allah Allah. Bakalım. Aslı Hanım da o yüzden susuyor.
Kovanların yüzünden susuyor. Evet, Aslı Hanım puan için böyle yapıyor. Oy toplamak için dün yağ çek Kadriye'ye. Bunu yani kimseye yutturamaz. Kadriye de çok iyi anladı onu. Ben de anladım yani. Ben de bugün çok merak ediyorum. Ne olacak? Vallahi biz bu kadar hesaplamıyoruz, kitaplamıyoruz evet, ya. Evet, vallahi biz hesaplıyoruz. Tabii doğru, yarışma yani. Evet. 10.000 TL, Fox.com.tr. Evet. Efendim, Zuhal Topal'la sofrada sayfamız Instagram'da. Benim de Zuhal Topal, başvurularınızı bekliyoruz. Aha. Gidiyoruz, biz gidiyoruz. Yolculuk var bize. Nereye? Karadeniz'e gidiyoruz inşallah. Evet, duydum Karadeniz'e. Ondan sonra da kim bilir nerelere, her yerden başvuru bekliyoruz. Çağırın gelelim. Evet. Tanıtalım sizi. Ben geldim. Ay, hazırım. Ya, hoş geldin. Merhaba. Anne oturdun mu? Malzemeleri niye çıkartmadın yardım? Ay vallahi lanet aldım. Ya Zuhal'a sağlık. Neler yazmışsın? Ben de malzemeleri sohbete daldık Zuhal Hanım'la. Özür dilerim. Özür dileriz. Vallahi unuttuk. Ver bir tane poşeti Aslı Hanımcığım. Al. Hep boşaltırız. Ne oldu da biz dünün dedikodusuna dalınca. Evet. Ben de bekliyordum boşaltırsınız diye. Boşaltıp maydanoz. Pirinç o. Evet pirinç. Sofra da dolu dolu yahu. Son kuruşuna kadar harcadım size de bir tane çikolata yiyorsunuz diye. Aa, çok teşekkür ederim. Çikolata zahmet ettin ya. Sağ ol. Çok teşekkür ederim Hülya'cığım. Vallahi ben çocuklar gibi şeyim şu. Size... Aa, kayınpederim aynen. Kendi gelemedi ama leblebisini göndermiş. Aa, İsmet Bey miydi? Ali. Ali. Ali Bey, bir tane harfi tutturmuşum. Ali Bey, çok teşekkür ederim. Bu sepeti de ben kendim yaptım. Aa, normalde ya, böyle sepetler falan yapıyorum. İllerine sağlık. Ne kadar yeteneklisin. Bayıldım, çok teşekkür ederim. Beni mahcup ediyorsunuz. Aa, estağfurullah. Çikolatayı da kaptım. Vallahi evet. Ne şanslıyım ya. Hazır olduğun zaman söyle, süreni başlatacağım. Süre çoktan başladı Zuhal Hanım. Hayır. Şu anda daha başlamadım. Hadi başladı. Hadi başladı. Başladı mı? Hadi başladı. Heyecan durup da. Evet fark ettim çıkardığın seslerden. Hülya sakin ol. Ne güzel, atsın enerjisini ya. Bağcağır istediğin gibi. Yani. Normalde evinde nasıl pişiriyorsan gündelik Hülya. Nasıl yapıyorsa günde. Normal günde. Öyle diyorsunuz da Zuhal Hanım, şimdi günlükte belli bir süre olmuyor. Hayır hayır, hemen. Hani çalışma stilin açısından mutfaktaki bağırarak, şarkı söyleyerek nasıl rahat ediyorsan o yok, şekilde. Yok sesim çok güzel değil aslında. Ama kuvvetli maşallah, kaç sesim oktav ya. Kuvvetlidir evet, biraz oktav fazla sesim çıkar. Senin pek sesin çıkmıyor Aslı Hanım. Ya ben bazen böyle tıkanıyorum. Çok konuşmuyorsun. Bir, evet pek konuşmayı sevmiyorum ama yeri gelince de konuşurum yani. Ha, bugün konuşacağım diyor yani Aslı vallahi Hanım. Vallahi biraz bugün herhalde konuş, konuşacağım. Konuş gelirini savun. Evet savunacağım. Sesin savunacağım, çıksın tabii. Tabii. Çünkü savunacağım. Onlar bir yükleniyorlar bir yükleniyorlar yoksa onların fırsat verme. Günleri geçti puanları aldılar sıra bende bakalım bugün ne olacak. Büyük final Hülya evet. Heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. Hadi bakalım. İddialı mısın? İddialıyım ben. Ben bu yemeklere hiçbir güzeli beklemiyorum. Bu yemekler çok kolay olduğu için ben bu yemekleri hiçbir tanesi de... Ben zaten kabak istemiyorum, yemeyeceğim. Çekirdekleri isteyeceğim. Çayla oturup çıtları. Gelinimiz bir bütün soğanı, ardından da soyduğu sarımsakları ve maydanozları rondoya atıp iyice parçalıyor. Kıymamı boşaltacağım. Ne için de tepsi? Evet, püreli tepsi kebabı yapacağım. Püreli tepsi kebabı. Evet, aynen. Evet. Onun için kıymamızı aldık. Dün nasıl chopstickleri batırdılar valla. Bir de evet. Soya'ya ekmek banıp yedik. Evet o da. Galet olmuş. Güzeldi ya. Yani. Ekmek banınca çok güzel oldu soya. Bayağı beğendiniz vallahi değil mi? Ben bir aldım şöyle güzel. Bir güzel gitti. Evet. Tuzlu tuzlu o soya da. Soya da faydalı. Tansiyonu falan yoksa çok tuzludur çünkü. Hadi canımın bizim pekmeze benziyor dediği gibi işte. Pekmeze dedi benziyor dedi. olsun herkes bir güzel. Şekilde doydu yani evet. Tavuk güzeldi. Güzeldi tavukla şey doyurdu insanı zaten. Ama tepki verdiler. Niye dört dediler Aslı Hanım'ı? Dün annen evet bana annen de anne dersin kızdılar. Değil mi Aslı Hanım'a? Evet anne evet, diyor. Evet evet anne derim. Güzel. Dört verdi diye kızdılar. Evet. Niye dört verdin dediler. Sence nasıl puan dört? Bence gayet iyi. Puana ihtiyacım var ki vermek zorundaydım yani. Tabii tabii ya. Efendim? Evet puana ihtiyacım var. Bak. Şeyde veremezdim yani. Güzel 5 puan verdim yani. Yaklaşan yapıştırıyor 5-6'yı. Daha bol verseydin o zaman, 7 verseydin de madem onu düşündün ama az vermişsin. Ama o zaman da çok fazla olurdu. Gelinimiz tepsi kebabının harcına, şimdi de baharat ve tuz takviyesi yaptıktan sonra yoğurmaya başlıyor. Sen ne yapıyorsun? Tadına bak diyorum. Vereyim mi size de? Yok teşekkür ederim. Tatlı mı şerbeti mi ona göre ayarlayacağım da. Şimdi tam zamanı balkabağının çok faydası. Ben kızıma bunun çorbasını yapıyorum. Evet. Çok güzel oluyor. Tatlısı da güzel olur. Pek tatlı değil ama yapma buna ya. Biraz tabii şeker koymamız lazım. Pek tatlı değil mi? Evet. Alırken
Çok güzel, çok tatlı dedi bana. Aa. Evet, evet. Hmm. Çok tatlı dedi. Değil değil. Manav abi. Beğenmedi aslında. Sushi yemiş gibi bir haliniz var. Yok. Ya şey... Sushi bundan iyiydi. Ya. Vallahi. Aa. Evet. Al buyur. Görüyor musun sürprizi? Değil yani. Sushi bal kabağını mı? Vallahi. Bu bal kabağı yemeklik olmasın sakın. Hayır 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 olmaz ki. Kabakların hepsi aynı yani. Evet evet kesinlikle. Hülya kayınvalidesinin beğenmediği bal kabaklarını bir tencerenin içine doğrayıp üzerine şeker döküyor. Sen ne kadar şeker koydun? Şeker. 1,5 koyuyorum. 1,5. Hani tatlı olsaydı Hülya pek bir de 1,5 koyma. Bir bardak falan koyacaktım. Sonra koyarız kızım. Bir bardak koyacaktım. Çok da tatlı olmasın yani. Bu hafta çok güzel tariflerimiz vardı. Siz ne dersiniz? Evet, farklı lezzetler, değişik. Bak mesela kadayıf çok yedik ama bal kabaklısını yememiştik. Kadayıf tatlısı yapıyorum, onu yiyorum da. Üçü birbirine karışınca nasıl olacak onu bilmem. Karma karışık, bu ne ya böyle. Sade yapsa daha lezzetli olur. Benim gelinim baklavayı açtı yani. Bu da açsa elinde tel tel doğrasa puan veririm. Şimdi ben buna ne diyeyim? Yiyeceğiz bakalım. Sen de pek emin değilsin ama ay. Yok, hadi hayırlısı der yaptım, gibi bir halin var. Yaptın yedik. Ha yaptın, prova yaptın yani. Evet. Süper. Denedik, gelinler bunu hep yapın ha. Kabağımızı koydum. Bunu hep yapın, provasını yapın, çok sağlamasını yapın. Yani. Bu arada gelin. Gelinler diyorum ama gelin adayları da biliyorsunuz programımıza katılabilirler yarışmacı olarak. Müstakbel kayınvalide adayları ve gelinleri de bekliyoruz. Nişanlı olabilirsiniz, sözlü olabilirsiniz. Sizleri de bekliyoruz yarışmacı olarak ayrıca. İlla evli olmanıza gerek yok. Şu burayı biraz rahatlatmam lazım. Tezgahım biraz rahatlat. Küçük. Evet. Bir de bazen kayınvalideler baskın yapabiliyorlar mutfağa. Bir tane kayınvalide gelip bakıyor her tarafa. Tozlara falan bakıyor mutfağa. Özellikle Kadriye Hanım dün geldi. Yani bahaneyle içeri girdi. Mutfağı kontrol etti herhalde. Ben de bugün toza bakmayı düşünüyorum. Herkes benim evime baktı. Ben de onun evine bakacağım. Gelin evine de bakıldı. Bugün Aslan'ın evinde vitrinlere bakacağım. Toz var mı yok mu? O benim hastalığım yani. Yaratılışım. Her yerde bakarım. Ay toz almışsındır inşallah. Kolonya dökenimiz, toz alanımız, her şey. Geçen hafta da ayakkabıyla giren kayınvalidemiz vardı. Öyle evet mi? Dışarıki ayakkabısıyla. Gelinimizin önünde şimdi de brokoliyi görüyoruz. Tahmin edin hangi yemeğin yapımı çorbaya başlıyor? Çorbaya mı geçti? Evet evet. Ne çorbasıydı senin? Brokoli çorbası yapacağım. Oho çok güzel, tam da mevsimi brokoli çorbası. Brokoli çorbasını her insan sevmez. Hele çocuklar hiç ağzına sürmez. Bizim de yani pek seveceğimi tahmin etmiyorum. Çok kokuyor. Brokoli çorbası çok kolay bir çorba. Sadece brokoli haşlayacak, blenderde geçirecek. Sadece yağla beraber bizim elimize koyacak. Tadı falan güzel değil. Ne yaptın sen? Kabakları parçaladın, kabakları koydun. Kabakları parçaladım, kıymamı hazırladım. Oo süper. Biz şimdi, konuşurken bayağı iş görmüş orada. Evet. Brokolimi hazırlayıp onu koyacağım. Hülya bir saatin geçti. Bir saatin geçti. Bir saat ne? Ne çabuk bir saat? Vallahi şimdi insan anlamıyor. Sayılı gün çabuk geçiyor. Şaka mı? Yoo. Bir 1,5 saatim var daha canım, haydi haydi yaparsın. İnşallah inşallah yetiştireceğim. Şaka yapıyorum şaka. Daha bir şey yok ya. Ellerine sağlık, kurabiye de yapmışsın. Evet evet, size özel. Komşum da size lahana dolması sardı, yok. Kendisi gelemedi. Bu kurabiyeleri sen mi yaptın? Evet, evet ben yaptım. Çok güzel ha. Kurabiyeler muhteşem olmuş. Sattın mı? Bıraksanız bütün tepsiyi yiyebilirim. Pek tatlı değil ama yapma buna ya. Biraz tabii şeker. Kendi evleri gibi çok iyi. Rahatlar. Rahatlar. Kendi başlarına alıyorlar. İyi, çok iyi, beğendim yani. Vallahi bak ne güzel. Övüyor mu, gömüyor mu anlamadım. Hayır, ben. Gömüyorum. Övüyorum yani. Gömüyorum evet. Gömüyorum ha. Seni nasıl anlatacağım gideyim nasıl memlekete? Nasıl anlatacağım beni? Ay, vallahi çok tatlı, çok güzel bir beğendi. Başka? Çok tatlı, çok güzel. Çok, çok genç, çok zayıf. Evet, çok zayıf. Zaten geldi, bize de anlattı. Ne size dedi? Ay. Çok vallahi güzel anlattı. Bir bayan dedi. O sizin güzeliniz. Telefonda bile sağ anlatayım gelinlere. Ekrandan gözünden daha güzel. Sokakta duvarlara yazın spreyle vallahi. Aynen. Çok sağ olsun kanalımız vallahi. Fox zaten. Benim her yere billboardlar. Aa, ay havamızı atalım. Benim boy boy her yerdeyiz. Da çalışıyor. Anne öyle o mi? Da merak ediyor şimdi. Annem aa büyük gelinin var. Evet. Eltinle aran nasıl Hülya? Eltilerimle aram iyi. İki tane eltim var. Ben en küçükleriyim. İstanbul'da mı onlar? Hayır, onlar biri Çorum'da. Adana'da, biri Çorum'da. Aa Adana'da. Aynen, Adana'daki gelinim öğretmen. Oğlum da öğretmen. Ne güzel. Sevgiler, selamlar. Çorum'daki gelinim de öğretmen. Ay burada merak da ediyorlar. Ay Hülya ne kayınvalidem burada, ne eltilerim burada, ne görümcem burada.
Efendim? Aman Allah'ım, o ne dedi ya? Kafam rahat dedi. Valla bir şey söyledi ama o yüzden bu taraftan Kafan rahat mı? Ay keşke burada olsalardı, özlüyorsun değil mi? Aynen öyle, olsalardı da beraber gezsek, dolaşsak, bir yerlere gitsek ama... Evet ya, şimdi ama her şey... Ama yazdan yaza görüşüyoruz, aramızda gayet iyi çakın bir taraf ama... Beraber alıyoruz yani. Bağımız var, bağımıza gidiyoruz. Ceviz gelince bizim, bağımızın öyleymiş cevizi. Öyleymiş ya, ne güzel ya. Evet, keşke, ben özeniyorum vallahi böyle birbirine yakın, kalabalık sizin aileler. Sizin kayınvalidem falan vardır herhalde. Var kayınvalidem, şu anda da bizde. Ay ne güzel. İzmir'de yaşıyor. Bak. Ay çok evet, güzel. Evet, benim kayınvalidem de İzmir'de, görümcem de İzmir'de. Çok güzel. Eltim de İzmir'de. Ay. Sizin de hepsi. Evet. Kafam rahat. Ama duymasın. Duymazlar canım, biz de şurada 10 kişiyiz. Kim duyacak ayol? Yok canım, kim duyacak? Ya çok iyilerdir. Yok, çok şekerlerdir. Hepsine sevgiler, evet. Selamlar. Hiç öyle şeylerimiz bizden olmaz. Bizden de sevgiler gönderelim. Yemeklerine soluksuz devam eden Çığlıklar Prensesi şimdi de patateslerini soyuyor. Sen ne yaptın Hülya? Ben şimdi brokoli çorbamı koydum. Oo, süper. Tabağımı koydum. Tamam. Kıymamı hazırladım. Sen şimdi patates püresi için patateslerimi soydum. Aynı anda 2-3 yemeği birden yapıyor. Güzel. Evet. Kolektif bir çalışma içerisinde. Ama patatesler de çok şey değilmiş ama. Neymiş? Şey mi? Bereli mi biraz? Bal kabağı, lezzetsiz patatesleri, yaralı bereli gelinimiz hiçbir aksiliğe takılmadan elinden geleni yapmaya çalışıyor mutfakta. Şimdi de doğranan patatesler bir tencereye koyulup üzerine su eklendikten sonra ocakta kaynamaya bırakılıyor. Brokoli çorbası hemen öyle olacak bir şey değil. Önce haşlayacaksın. Evet. Şeyini, kremasını yapacaksın yani. Hmm. Krep börek yine öyle. Krep de öyle, evet. Krep hamurunu kendin yapacaksın tabii. Tatlı 3 aşamalı. Tatlı da evet. Evet, aşamalı yani. Onu kadayıfını kavuracağım, cevizini koyacağım. Bak ben hani, sana söyleyeyim, ona ne diyecekler. Şey ama de... aldı hazır kadayıfı, kavurdu koydu diyecek. Hayır, işte şerbetini döktü. Diyorlar şekeri diyor. Ben biliyorum. Demezler inşallah. Vallahi, o ayrı. Zaten bugün puan vermemek için beğenmeyecekler. Ne diyorsun? Öyle olacak yani. Puan vermemek için diyecekler. Çünkü Ayşe Hanım'ı geçersek biraz sinirlenerek. Yani. Aa, karamsar düşünmeyelim. Şimdi, ya iyimser olalım. Değil mi? Kebabımı tepsiye koyacağım. İnşallah geçeriz. Güveniyorum. Hülya'ya hadi bakalım. Lezzetli olması kadar bir yemeğin başka ne önemli ne olabilir önemli ki? Ne önemli olur ki, evet. Yani bazen onu söylüyorum ben hep sık sık. Bir restorana gidersin, beklersin yarım saat bir yemeği, iyi de bir para ödersin. Bir gelir, aa bu muydu? Hiçbir şeye benzemese neyneyim ben ona. He, adam da der ki ama efendim ben o eti kaç günde marine ettim de bilmem neyle şeyi de ama beğenmedim dersin yani, evet, demez misin? Evet. Bu güzel olmamış. Kimisi geri gönderiyor, kimisi itiraz ediyor, kimisi işte pişiminden kaynaklı sıkıntı oluyor. Ki onlar ustalar, şefler, zaten düşün aşçılar. Ayşe Hanım da öyle dedi ya, nihayetinde bir tavuk falan dedi. Yani tavuk ama sanki suda pişirip de koymuş bir tavuk da değildi yani, doğru. Güzeldi. Bak tavuğu doğru seçmek değil mi Hülya? Malzemeyi de mesela aynen, bir et aynen. Yemeğinde eti doğru seçmek. Doğru seçmek ve tabii. Ve onu da doğru pişirmek. Pişirmek. O çok önemli. Önemli. Tavuk var tavuk. Mesela tavuk göğsü var. Alsaydı ama onu sert ben, olurdu o. Evet, ama tavuk mut almış. Yiyemiyorum ve yutamıyorum boğazımdan. Çok güzeldi dün. Yani kreması falan yumuşak üstündeki yakabilirdi, kuruyabilirdi, marinesi ben, sosu güzel olmayabilirdi. Hiç yememiştim onu, öyle yememiştim. Güzel, hoşuma gitti. Her etin, her şeyin de bir pişirme usulü var. Zamanı tabii, var. Evet. O da bir emek, onu da tabii. Tutturmak maharet. Hülya yoğurup dinlendirdiği tepsi kebabının kıymasını şimdi cam bir tepsiye iyice bastırıyor. Daha sonra ocakta kaynayan bal kabağı ve brokoli çorbasının malzemeleri tek tek kontrol ediliyor. Şimdi de tepsi kebabının sosu için kaseye bir kaşık salça koyup üzerine sıcak su ilave ettikten sonra bu karışımı bir kaba alıp karıştırmaya başlıyor. Ne yapıyorsun Hülya? Şimdi kebabı için ne koydun sosunu oraya? Hazırlıyorum. Salçalı sosunu. Az sonra bunu hazırlayıp fırına vereceğim. 10.000 TL'yi kazanırsanız ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hülya çocuk için herhalde şey yapacak. Ben ne biraz yapacağım? Da Ali Çınar'ın niyetine katıldım. Hani olursa onun için olsun dedim. İnşallah, inşallah. İnşallah. Hep evlatlarımızı düşünüyoruz. O da takımı falan şey yapmayı o da takımı. Düşünüyorum. Evet. Hadi bakalım. Çocuk için. Sen almayacaksın çocuk. Herhalde hiç ödülden. Efendim? Anne almayacak mı ödülden? Alacak canım. Yok ben almam. Ben alacak diyorum da o almayacağım diyor. Ben almam artık. Onların olsun. Aa şimdi, ne fedakar. Ben beraber... İnşallah ama kazanalım da ben istemiyorum ben almayacağım ya. Diyor ısrarla bilmiyorum. Anneler hep ben tabii istemiyorum. Ki torunlarına, İnşallah kazanırsanız siz alın. Ali Çınar'ın olsun. İnşallah.
Hayırlısı İnşallah. Olsun. Hülya tepsi kebabının üzerine sosunu döktükten sonra tepsiyi önceden ısıtılmış fırına yolluyor. Ana yemek fırında pişerken ocakta bir aksilik var anlaşılan. Hayrola Hülya? Bugün bu kabağa ne oluyor? Ne oluyor kabağa ne oluyor? Kabak alevleniyor, taştıkça taşıyor. Hülya altını kızım yavaş al biraz. Ay bu kadar da. Yavaş al oldu? Hülya. Kısık anne zaten tamam. Şu anda. Ha, kısık da şu anda. Ben şimdi krepimi hazırlayacağım. Hazırla. Kaç dakikaları geçti dedin? Tam 40 dakika geçti. Daha çok zamanımız var. Geçti, sakin tamam. Ol. Evet. Yemeklerin piştikten sonra hiçbir şey. 1 saat 20 dakika var Hülya. Sofra da hazırlayacağım. Aman evet. Peçeteleri, ekmeği, suyu unutmayasın. Yok yok her şeyi. Salata yapacak mıydın sen? Şey kereviz salatası yapacağım Zuhal Hanım. Evet değişiklik evet. Olsun dedik. Hep yeşil salata olmasın dedik. İyi yaptın. Bu sefer değişik bir şey olsun. Evet. Kimden en çok çekiniyorsun Aslı Hanım? Puan açısından, yorum açısından, eleştiriler açısından. İşte Ayşe Hanım biraz Ayşe şey yaptı. Evet. O beni geçecek diye çok endişeli. Ondan korkuyorum biraz. Ama sonuçta diğer kayınvalideler ve benim puanım var. Yani beğenirlerse, lezzetli olursa yemekleri o istediği kadar düşük versin. Düşük versin. Değil mi? O da olabilir evet. Öyle şimdi herkes hakkını verir. Öyle bir şansımız da var yani. Tabii. Tabii evet tabii. Öyle bir diyorum şansımız ya, da var. Ne olursa olsun güzel yemek kazanıyor. İnşallah. Vallahi ben inşallah. Çok şaşırdım Zuhal Hanım. Neye? 9'u duyunca. 9 ha. İkinci kez yaşıyoruz. Bir yeter teyzem ellerinden öperim. O vermişti Adana'da. Bir de Kadriye Hanım. Bir de Kadriye Hanım. Az solistimiz Kadriye Hanım. Evet. Gelince duydun göreceğiz mu? Kendisini. Zili var. Zil çalarsa sen de bir bağırırsın. Gelin geç gelirse o çünkü bu gider çok çalınacak. Zaten asıl son günü. Ben o gelini çok korkuturum. Öyle geç gelirse. Sürekli arkanda mutfağa da gider getiririm. Kendine güvenecekler, çabuk gelecekler. Acaba neler olacak bu akşam? Bir de final. Bütün gelinler senin eline vallahi gelecek. Bugün evet. İyi bir şey rakibelerin. Var. Allah heyecan dorukta. Evet dorukta. Gelinimiz kaşla göz arasında hazırladığı krep harcını karıştırmaya başlıyor. Krepimi hazırlıyorum şu anda. Ne güzel. Krep hamuru karıştırıldıktan sonra şehriyeli pilava geliyor sıra. Derince bir kaba dökülen pirinçler sıcak suyla ıslatılıyor. Şehriyeli pilav her gün yadığımız pilav. Pilav da pilav. Zaten başka bir şey yok. Bu üçüncü pilavsa zaten bu hafta komple pilav geçti. Herkes yapar şehriyeli pilav. İstersen burayı transfer yapabiliriz. Gerçi burada evet, da pek yer yok ama. Evet, orayı bir alalım mı? Ne gel gel, ver bir şeyleri. Burayı aldı anne. Burası cidden çok daraldı. Sen de bir daraldın. Hazırladıklarım kalıyor şimdi elimde. Koyacak nereye yerden alacağız? İstersen verin ben aşağı indireyim karavanı. Şunlar lazım. Ben de lazım şimdi. Şimdi krebi de bitirdim ben. Krebi de bitirdin hamurunu. Evet abi. Tamam. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Pazara falan gitmeyi çok severim. Bir tane pazar var benim gittiğim semt pazarı. Güzel. Bir iki aydır gidemiyorum da. Orada gözlemeci bir teyzem var benim. Allah oturuyorum yanına. Seyrediyorum bir de onu. Nasıl güzel. Muhabbet, sohbet. Oh, orada zeytinyağlı sarma satan bir abla var. O getiriyor bana veriyor sarma. Orada gözleme yapıyor. Orada ayran. Allah! Zuhal Hanım gelmiş diye. Pazara gidiyorum. Karnımı doyurup geliyor. Bayılırım pazar alışverişine. Bak biz gidelim mi bir gün? Gerçekten güzel. Hadi gidelim. Ya. Mikser sana gözleme ısmarlayayım. Ispanaklı peynirli. Yok. Gören olmadı nişastayım. Ben bayıla bayıla gelirim. Gidelim mi? Yok. Perşembe günü benim pazarım. Bu perşembe gidelim. Gidelim bir aldım perşembe mı? Pazar aldım yapalım. Aldım. Pazara götürelim gelinimizi. Oralara yakın bir yerde olursa. Yok cidden ya. Ne yok ya? Buğday nişastam. Aldım ben onu koydum sepete. Leblebi vereyim. Hepsini aldım ben. Kızım şu değil mi? Anne. Ay gözümün önündeki. Hülya sakin ol. Şurada aldım çünkü nişastayı hatırlıyorum iyice. Ben de mikseri bulamadım. Allah'tan annem şekerli var. Şekerli vaneli almışım. Kabartma tozunu işte unutmuşum. Gelinimiz şimdi bir tencereye 1,5 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker, 1 yumurta ve 1,5 su bardağı süt koyup çırpmaya başlıyor. Bu arada hemen yandaki tencerede patatesler haşlanmaya devam ediyor. 1 saat geçti bile. Hadi bana ay, müsaade hanımlar. Size kolay gelsin. Ben bir atacana bakayım. Çok bakayım sana ederiz. Da bir bakayım. Ne yapacağım bunu? Karıştıracağım. Evet, dur evet, iki evet. Karıştırayım. Evet. Suhal Hanım sen ne güzel beceriyorsun vallahi yakışıyorsun bak görüyor musun? Fena değilim Aslı teyzem. Evet. Ay teyze dedim. Aslı Hanımcığım. Kadriye Hanım vallahi hepimize teyzeyi doladı. Sorun yok. Fena değilimdir. Dilimize. Severim evet, mutfakla evet, uğraşmayı. Evet evet yakışıyor eline vallahi çok güzel. Zaten yıllardır hep böyle Allah'ım bir yemekle bir şey yapayım diyordum. Sonunda çok şükür. Değil mi? Canım,
efendim. Bu tamam. Tamam. Ben gittim. Ellerine sağlık canım. Rica ederim. Ne yaptım ki? Çorbada tuzumuz var. Tamam, masanı falan hazırla ha. Tamam mı? Tamam. İnşallah. Hadi görüşürüz. Çıkmadığı için tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Güle güle. Ne yapıyorsun Hülya? Şimdi yoğurdumu koyuyorum. Bu yoğurt hangi yemek için? Salatam için. Henüz biten bir yemek yok, öyle değil mi? Şu an için yok. Şu anda yok ama hepsi de bitecek yani. Kararmasın diye soyduklarımı hemen yoğurdumun içerisine alıyorum. Şimdi de kerevizler rendelendikten sonra hemen yandaki kaseye alınıyor. Bu kerevizleri portakalların içine dolduracaksın değil mi? Portakalları ikiye ayıracağım, içerisine soyacağım, içerisini komple alacağım. Gelinimiz şimdi de kerevizli yoğurt karışımına bir miktar zeytinyağı ekliyor ve iyice karıştırıyor. Daha sonra bu karışıma birkaç damla da limon suyu ekleniyor. Hemen dolaba koyalım. Portakal çanağında kereviz salatası. Yiyelim, ne yani? Nasıl bir şey bilmiyorum ki. Bu nasıl bir salata olduğunu bilmiyorum, içinde de ne olduğunu bilmiyorum. Tabak durarken portakalı da niye önümüze koyuyor? Onunla mı süslenecek? Bilemem, ben de orada görmüş olurum, bilmiyorum. Şimdi ne yapıyorsun Hülya? Tereyağında kadayıfımı kavuracağım. Sen Çorumlusun. Peki bu yaptığın yemekler hangi yöreye ait? Bunları herkesin yaptığı yemekler. Hani bir yerlere özgü değil şu anki yaptığım yemekler. Bir tepsi kebabı olabilir. Gelinimiz tavaya bir kaşık tereyağı koyduktan sonra üzerine avuç avuç kadayıf ekleyip kavurmaya başlıyor. Ben bunu hazır da alabilirdim kadayıfı. Ama kavurarak biraz daha risk almış gibi bir şey oldu. Kadayıflar kavrulurken gelinimiz de bir köşede cevizlerini kırıyor. Bildiğimiz bal kabuğu tatlısı. Kremalı, kadayıflı yapılacakmış. Herhalde düz mü olur, yanına şey mi konur, garnitür olarak onu bilemeyeceğim. Bal kabağı güzel olur, bal kabağı tatlısı. Hanımlar, aynı evde yaşayabilir miydiniz? Şimdi gençler yaşamaz da eğer yatıp geç kalk, herkes yerinde rahat olsun. Ben de rahat edeyim, o da rahat etsin. Gelininizle aynı evde yaşamaz mıydınız yani? Yaşamazdım. Peki ya sen Hülya? Ya herkesin kendi evi, kendi yuvası. Ha şartlar, imkanlar nasıl gerçekleşir bilmiyorum ama hani o anki şartlara uygun davranırdım. Zorluk çıkartmazdım. Anne bu topaklandı gibi. Niye böyle oldu? Olsun, o şimdi kuruyunca dağılır, sen merak etme. Aslı Hanım bir bakın isterseniz. Tamam, o sen merak etme, kuruyunca dağılacak. Dağılacak mı? Tabii. Kremalı kadayıflı bal kabağı tatlısının ilk aşaması tamam. İyi oldu herhalde Hülya, değil mi? Hı-hı. İyi oldu bu. İyi oldu, tamam, onu da bırak be. Kadayıfı biraz karıştır, yanmasın da. Evet, evet. Aslı Hanım'ın uyarısıyla kadayıflar tekrar karıştırılıp yanmaktan son anda kurtuluyor. Ana yemeğe bir bakayım. Ona bir bakalım. Biraz daha şey pişsin. Daha sosu da hazır değil zaten bunun. Kebap nasıl sizce Aslı Hanım? Pişmek üzere. Pişmek üzere. Kavur kavur biraz daha iyice çiğ biraz olmasın. Da cevizimizi koyalım mı içine? Az bir şey atacağım ceviz içerisine. Biraz da cevizle kavrulsun. Kadayıfların tavasına cevizlerini ekleyen gelinimiz kavurma işlemine devam ediyor. Hanımlar, size 10 puanlık bir sorumuz olacak. Hazır mısınız? Söyle. Birazcık daha, hemen az daha. Tamam. Hülya, sen birinci olamazsan kim birinci olsun? Ben birinci olamazsam Meryem Hanım olsun isterim. Meryem Hanım'ın gelini birinci olsun. Ama ben birinci olurum, daha iyi olur. İnşallah olacağız. Tamam Hülya, oldu o. Tamam, kapat altını. Şimdi ne yapacaksın Hülya? Beşamel sosu hazırlayacağım. 2 su bardağı süt, tereyağımı eriteceğim önce. 2 yemek kaşığı. Ah bu beşamel soslar. Bir beşamel sostur aldı gidiyor. Eskiden böyle soslar var mıydı Aslı Hanım? Belki vardı, biz bilmiyorduk yani. Sosyetik gelinlerimizin Türk mutfağına bir hediyesi işte. Dünkü gelinimiz Dilek gibi sosyetik gelinler. Krebimi de hazırlıyorum anne. O hazırlanırken bu da yavaştan aradan çıkıversin. Beklemeyelim. Hazırlansın, daha bohçasını falan yapacağım çünkü.
Hülya, beşamel sos için bir tencerede tereyağı erittikten sonra üzerine bir yemek kaşığı un ekleyip başlıyor kavurmaya. Sonra da kavrulan una yedire yedire bir su bardağı sütü ilave ediyor gelinimiz. Aa, ocağın altı yanmıyor. Aslı Hanım, görüyor musunuz? Yok yok, yanıyor, baktım. Yanıyor mu? Ay, sıcak bastı var ya camın üstü. Sakin ol. Değil de anne, bu kaynadı, bunu alıyorum artık. Tamam. Alıyorum. Şeyi geçir. Malzemelerini koyacağım şimdi içerisine. Tamam. Kapat altını. Altını kapattım. Kapat. Hangi yemeğe geçiyoruz hanımlar? Şimdi brokolimin malzemelerini koyacağım. Hülya hazırladığı beşamel sosun içine haşladığı havuç ve brokolileri koyuyor. Ardından tencereye sıcak su ilave edilip bütün malzemeler rondoyla püre haline getiriliyor. Daha bir tek çorba hazır. Diğer yemekler hala ortalarda yok. Hazır hazır. Ve sadece 50 dakikanız kaldı. Hanımlar, acele etseniz iyi olur. Anne çekil, anne tamam, çekil. Hadi. Şimdi ne yapıyorsun Hülya? Şimdi kuplarımı alacağım buradan. Kuplar ne için? Şeyler için, tatlım için. Tatlının içine başka ne koyacaksın? Şimdi kadayıfımdan koyacağım. Sonra krema yaptım, kremamdan koyacağım. Gelinimiz şimdi bal kabağı püresini kuplarına bölüştürüyor. İlki biraz şey olabilir akıtmanın. Cızlak mı yoksa akıtma mı? Cızlağın. Uluslararası söyleyişiyle de krep tavaya dökülüp pişirme işlemi başlıyor. Gelinimiz kuplara doldurduğu şekerli bal kabağı püresinin üzerine tavada kavurduğu cevizli kadayıfları ekliyor. Gelinimiz son olarak da kabarcıklar oluşan kremasını kuplara bölüştürmeden önce tekrar karıştırıyor. Şimdi kremasını koyacağım. Bu kremanın üzerine başka bir şey eklenecek mi? Kadayıf gelecek, ceviz gelecek. Sonra tatlımı dolaba koyabilirim. Hanımlar, son 45 dakika. Ciddi mi diyorsun? Ay bu olmadı, elim ayağım dolandı. O biraz küçüktü de ondan, Hülya, büyüğe al onu. Gelinimiz son olarak tatlıların üzerine bir kat daha kızarmış kadayıf serpiştiriyor. Ardından tatlılar soğuması için buzdolabına gidiyor. Haftanın büyük finali adım adım yaklaşırken Hülya da son hızda kreplerini hazırlamaya devam ediyor. Bu cızlak mı, krep mi? Krep. Kreple cızlak arasında ne fark var? Aslında hiçbir şey yok ya, valla. Gözü tariflerde, eli işte olan gelinimiz şimdi de patateslerini rondodan geçiriyor. Hülya patates püresine bir su bardağı süt ekledikten sonra tavadaki krebin başına geçiyor. Hülya püresine biraz tereyağı ve tuz takviyesi yapıp ezme işlemini sürdürüyor. Bu arada krepler de hızla dökülmeye devam ediyor. Şimdiki daha güzel olacak. Pişen tepsi kebabı fırından alındıktan sonra üzerine patates püresi dökülüyor. Haftanın büyük finali adım adım evimize doğru yaklaşırken Hülya da etekleri zil çala çala kebabını domateslerle süslemekle meşgul. Ve gelinimiz üzerini biber ve domateslerle süslediği tepsi kebabını son kez fırına gönderiyor. Püreli tepsi kebabı. Yani mesela o tepside yapılıyor. Bayağı köfte gibi şey yapılır. Yani bence et girince güzel olur tabii. Et, yani kıyma falan güzel olur. Ya yemişim ama her el lezzet yapamıyor. Her elin yaptığı da yemiyor yani. Bir bakacağız bugün, yiyelim bakalım.
Gelinimiz tereyağla şehriyelerini kavurduktan sonra tenceresine önceden ıslattığı pirinçleri ekliyor. İşte şimdi günün en farklı lezzeti portakal çanağında kereviz salatasının en ince noktası başlıyor. Portakalları nasıl oyduğunu bize de gösterebilir misin? Portakallarını alacağım, kerevizleri dolduracağım. İyice kendine gelen gelinimiz portakallarını oyduktan sonra pilavına sıcak su ekliyor. Hanımlar, son 19 dakika. Vallahi elim ayağım boşaldı. Niye hayır Hülya, sakin ol. Anne sakin şey ol, yok. Diyorsun bana abi. Tabii, sakin olacaksın. Bütün malzemeler hazır olunca Hülya da salatanın yapımına geçiyor. Yoğurtlu kerevizler tek tek portakal çanaklarının içine dolduruluyor. Şimdi ne yapacaksın peki? Şimdi çıkıyorum. Şunu bir daha örtümü, şey örtümü, örtümü seçeceğim. Gelinimiz alelacele kendini salona atıp masasını kurmaya başlıyor. Hülya, krepler! Krepleri unuttun! Koş! Geçeyim. Dönder, krepimi şu sonrakini bir daha pişir istersen. Biraz onu pişir ya. Pişireyim mi? Evet, baksana çiğ derler bir daha de. Onu bir pişir, acele etme. Sen git, o bitsiz mursun. Hadi sen sustan ser. Pilav. Karıştır onu. Karıştır. O oldu. Gayet güzel oldu. Tuzu koydum değil mi Hülya? Tuzu koydum. Bir baksana tamam. Sen anne. Sen bir onun tuzuna bak. Tamam. Pilavı kayınvalidesine emanet eden gelinimiz sofra hazırlığına kaldığı yerden devam ediyor. Hülya hadi krebe bak Hülya. Tam masa hazırlığına odaklanmışken mutfaktan gelen sesle irkiliyoruz. Bir tane daha yapayım fazladan. Evet. Şey olmasın. Hani Hülya biraz pilavın biraz tuzu eksik. Biraz şöyle bir çim at ondan sonra da karıştır. Tuzu mu? Aman yemeklerin tuzunu fazla kaçırma. Az ekleyin diyorsun sen evet, daha sonra. İyice karıştır al tuz. Anne aşağıya baktın mı şöyle bir? Bakıyorum. Bunu kapatıyorum. Kapat. Vallahi çok güzel oldu pilavım. Kapat o demlensin. Tamam şimdi daha bir şey yok. Bunu üstte alayım. Nefes kesen final adım adım yaklaşırken gelinimiz Hülya'nın zamanı da giderek daralıyor. Krepler yanıyor. Yok yok yanmıyor. Aslı Hanım siz kreplere bir bakın isterseniz. Kapatayım altını. Bir dönder gel ondan sonra git. Ne anne? Krepi bir dönder ondan sonra git. Tamam. Gelinimiz kayınvalidesinin çağrısıyla krebi ters yüz edip tekrar salona dönüyor. Siz giyinecek misiniz Aslı Hanım? Anne sen giyin bari. Öyle mi? Diyor. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyin isterseniz. En azından misafirleri siz karşılarsınız. Hanımlar! Krep bu sefer kesin yanıyor. Krep yanmıyor korkma. Çekil. Korkma ya. Yanıyor anne. Hayır. Ben hiç böyle pis çalıştığımı hatırlamıyorum. Gelinimiz nihayet krema böreğin yapımına başlıyor. Dilimlenmiş kaşarlar krebin ortasına koyulduktan sonra zarf gibi katlanıp tavaya bırakılıyor. Aynı işlem diğer kreplere de uygulanıp tava böreklerle dolup taşıyor. Hülya sen niye böyle panikledin? Ne oldu sana? Sonra demesinler bu kızın havası civası oldu demesinler. Anne üstünü giyin sen. Koşun Aslı Hanım koşun. Giyin anne giyin. Bitti soframız hazır zaten. Kayınvalidesini giyinmeye yollayan Hülya son dakikalarda iyice gaza basıyor. İyi misin? İyi değilim. Neyin var? Hayrola?
kadar pis çalıştığımı hatırlamıyorum. Krepler yandı. Hale bak. Kızardı. Kızarması gerekiyor zaten. Aslı Hanım da giyinmeye gitti. Evet, o giyinsin. Hiç değilse birimiz hazır olsun. Galiba 3 krep hazır. Evet evet, hazır, bitti. Gelinimiz bu kez de fırını kontrol ediyor. Oo, az kalsın. Gidiyordu. Ne gidiyordu? Tepsi böreğim. Tepsi kebabı nerede? Of, sıcağından. Muhteşem görünüyor. Son anda tepsi kebabını yanmaktan kurtaran gelinimiz tekrar sofranın başına dönüyor. Kayınvalidemizin biri peçete istiyormuş. Peçete aldık ona özel. Şöyle soframızı da süsleyelim. Masaya güller serilip ekmekler de baş köşeye koyulduktan sonra masa hazır görünüyor. Ve gelinimiz bütün yemeklerini bitirip sofrasını hazırladıktan sonra giyinmek için odasına gidiyor. Gastrolis olacakmış, ben de olurum yani. Bana yetişemez gerçekten. Yetişirim, neden yetişmeyeyim? Biraz kuruydu, bir de... Kuru deme ya, neresi kuru? Kadriye şunun ya. Yani bugün bir... Şeyi ver sizde. Yaman beğenmek zorunda değilim ki. Vallahi kirpiklerimiz ok gibi. Ok gibi, evet. Gözler, şeyler gibi. Yakışmamış ki hiç. Aa, nasıl yakışmış? Yakışmamış. Niye tabaklara koymadınız? Ben bunda yemek zorunda değilim ki. Çorbayı bol getirdi, onları her birisi biraz çabuk. Yaralanmıyor, ne güzel sunum yapmış ya. Merhaba. Merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Hülya. Ne haber? İyilik. Buyurun buyurun. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Bir bakayım hazır mutfağa. Hazır bir vaziyette bekliyoruz. Süper. Buyurun. Aa, mutfak harika. Burada ne vardı? Çorbamız. Brokoli mis. Kokular aynen harika. Öyle. Lezzetler de öyle inşallah. Eminim öyle olacak. Bence de. Hadi geçelim çok içeri. Çok güzel olacak. Buyurun. Geçelim bakalım. Final sofrası. Final sofrası. Şöyle, masam da çok güzel. Kuru çiçekler, ha? Evet. Kadriye Hanım çiçek atmak zorunda kalmayacak. Dün masada çiçek yoktu diye kendi eliyle sepeledi. Tam denk geldi, kapı çaldı. Annen nerede? Burada. Anne. Aman. Kapı. Aslan. Açıyorum. Sırada bir eksik var. Anne kapı değiştirdi. Kapı çalıyorsun. Beni bırakın kapıyı. Tamam. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl yapalım? Fırmışız. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ben Hülya, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba, Ayşe Hanım, buyurun. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Oraya mı geçeyim? Tabii, böyle geçin, buyurun. Meryem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alayım mı elinizdekileri? Bu kadar mısınız? Nerede diğerleri? Diğerleri geliyor. Gelmediler mi? Olur canım. Her zaman Kadriye Hanım'ı beklerken Neziye teyze de mi onu uydu? Evet. Dur bakalım Neziye teyzeyle nerede Kadriye Hanım? Bunu da şöyle koyayım. Şöyle koyayım. Gelecek de bekliyor. Tamam. Heyecan var mı? Çok. Final. Bir saat uykum var. Sen de hoş var. Geldin. Ya. Teşekkür ederim. Kapanla beraber açalım. Heyecan dorukta. Heyecan dorukta. Gelinleriniz de geliyor. Hülyacığım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş ay öpeyim mi? Çok gençsiniz siz. Hoş geldiniz. Alayım. Solistimiz geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kadriye Hanım. Merhaba Ziyar Hanım. Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bu ne güzellik. Merhaba. Allah'ım. Siz hoş geldiniz. Hoş buyurun. Solist. Yalnız Nezih. Kadriye Hanım siz geldiniz.
Ama bu sefer Niziye teyze yok. Bugün neden? Az solistler yerde değişti bugün. Kadriye Hanım bunu bekledim. Bugün Kadriye Hanım az soliste ama Meryem Hanım ama Niziye abla onun geçecek mi acaba? Nezih Nezih'de yok. Yok. Dünden sonra. Seninle beraber değil miydi? Hayır. Dünden sonra protesto mu ediyor acaba, gelmeyecek mi bize? Hasta falan olmasın da. Yok almışlar. Yok hasta öyle değil mi? De almışlar. Zahle ha. Demek gelmedi, geç kaldı herhalde. Öyle mi? Geldi. Geldi. Buyurun. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Aman tanrım, bu ne kadar güzellik böyle. Öyle icap etti. Evet, çok şıksınız. Hoş gittik. Geldiniz. Süslendik. Buyurun. Çok güzel, iyi yapmışsınız. Hepinize iyi akşamlar. Buyurun. Niye, ne oldu, ne şaşırdı? Şey, Nezihe teyzeciğim. Hep siz mi süslemişsiniz? Hoş geldiniz. Yani, hayırdır. Gerçekten hayır. Çok güzel olmuş. O tarafa geçiyorum. Bizi şaşırdı. Gel buradan. Gel buradan. Hep Kadriye Hanım'a solist olmayacak ya. Aman Allah'ım, evet gördün mü? Teyze teyze diyorsun Kadriye Hanım. Senin adına gençleşti işte. Vallahi. Hoş geldiniz efendim. Saygılar. Çok tatlısınız. Nezihe teyzeciğimsiniz değil mi? Nezihe Hanım. Herhalde Nezihe Çınar. Yani ne demek? Anayız tanıyın Türkiye, Nezihe Çınar. Evet. Çok güzel olmuş. Gördün mü? Makyajından hiç de teyzeye benzemiyor. Kadriye Hanım. Biraz işim vardı. Biraz telaşlandım. Nereye gidiyorum? Dur, ayağının tozu da daha şu kirpiklerini koş. Kirpikleri sonra bakarsın. Aman Allah'ım. Güzel güzel. Çok iyi bak, iyi bak. Nezihe Hanım iyi bak. Var mı bir şeyler? Baktım, baktım. Var mı bir şeyler? Yok yok. Nezihe teyze fişek gibi girdim bugün. Ya öyle oldu. Bu ne enerji dünden sonra? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Çok tatlı olmuş. Çok yakışmış ama değil mi? Maşallah. Vallahi. Finale 10 yaş atmışsın geri. Şok şok. Ben şok oldum. Kadriye Hanım, Kadriye Hanım güzelliğini siz evet, papucudama attın. Evet, Kadriye Hanım bassolist olacakmış, ben de olurum yani. Ya. Bana yetişemez gerçekten. Yetişirim, neden yetişmeye? Yetişmiş ya. Hadi şimdi de teyzede de görelim. Teyze ben çorbalarını yedik tattım ya. Çorbalarımızı doldurayım ondan sonra. Çorba servisini yapayım. Nezihe teyze, efendim. Dilek mi taktı, geliniz mi taktı? Yok, berbere gittim, ne işi var Dilek'le? Berbere gitmiş. İşiniz var Dilek'le mi? Tabii ki, gelinle tabii. Niye kuaföre gideceğim? Allah Allah. Niye? Beni kıskanmış, kuaföre gitmiş. Özür dilerim. Biraz terledim, kusura bakma. Yok, rica ederiz, rica ederiz. Ben yelpazemi alayım. Ay, çok güzel. Sizi hiç unutamayacağım bu kadroyu. Evet. Unutulmazların arasına girdiniz. Ha, yelpazede. Bülent Ali bir şey yapacak yani. Çok güzel seneleri. Nezihe Hanım bugün benim az solisi elimde almaya çalıştı ama alamadı. Çünkü benim fiziğim 10 numara. Yoksa gelinini mi kıskandı bilmiyorum. Bir şey yapmış Nezihe Hanım. Güzel oldu. Gelinini mi kıskandım? Vallahi ben dedim, hani şimdi gelini seviyor ya kirpik herhalde. Anneciğim bugün Nadim, final günü. Nadim kıskandım bir tanem. Siz her gün süsleniyorsunuz. Ama size çok yakışmış. Hayır, yanlış anladınız. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Çok yakışmış. Çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür ben ederim. Çok beğendim. Ayrıca da her zaman takmalısınız bence. Tabii çok lazım. Kesinlikle. Gelin yapınca ben de yaptım. O takar da ben takamam. Ben de gittim yaptırdım kuaförü kirpiklerimi. Sefam olsun. Kadriye Hanımcığım, ne düşünüyorsunuz? Ben ne düşünürüm? Beni kıskandı diye taktı ama bana yetişemez. Hayır, kıskanmadım. Yok, seni kıskanmadım. Teyze ben şok oldum. Daha neler. Ben şok koskoca oldum. Koskoca Nezihe Hanım. Nezihe Çınar, evet. Nezihe Çınar koskoca. Devrilmez. Çınarlar devrilmez. Amerika'ya gitmiş gelmiş ya. Ama sen öyle, hava çok sıcak değil, hayırdır? Ben terledim. Sen sana sıcak olmayabilir hanımefendi. Sıcak sıcak. Yaşlı diye normaldir. Öyle ama mi? Tabii, buyurun efendim. Bu arada gördünüz sofrayı değil mi? Güzel. Kaseler evet. Gitti. Brokoli çorbasıyla dolup gelecek o boş kaseler. Gelin bize kolonya dökmedi ama buyurun. Ben kolonya kullanmıyorum. Ama dün yapmadınız. Gelinden bekledim. Gelin de kolonyayı falan hazırladı aslında. Ama dün dökmediniz. Buyurun. Teşekkürler. Çok bekledim. Gelmeyince bugün ben döktüm. Almasın. Olur olur. İstemiyorsa almasın. Teşekkür ederim. Kayınvalideleri nasıl buldun Hülya? Hepsi güleç birilerine benziyorlar. Hiçbiri seni korkutmadı yani, öyle mi? Yok, hayır hayır, gayet iyi elektrik aldım hepsinden. Hiçbirinden korkmadım şu anda. İyi geldiler hepsi. Ay ben kendisine... Sen bak, makyaja bak. Ben ki. O? Makyaj o ya, ilk kez mi yapıldı bu? Ha. Daha evvel yaptırmış mıydın? Yapıyorum, tabii ki yapıyorum. Düğünlere falan gidince yapıyorum ama bu kadar kirpik takmıyordum. Ha, kıskandım. Kimi kıskandınız? Şuradan al. Şeyi de kıskandım. Kadriye'yi kıskandım. Teyze teyze dediniz kadıncağıza. Gerçek teyzedir.
Gerçek teyze olduğu için teyze diyorum. Ben de saygımı da teyze diyorum. Kusura bakmayın, kolonya aklımdaydı. Unuttum. Şimdi size dökeceğim kolonyamdan. Yok yok, aldık biz canım. Aldık, teşekkür aldık, ederiz. Aldık. Bizim kolonyamız geldi. Kolonyamız geldi. Meryem Hanım senden önce davrandı. Kolonyamızı döktü. Hadi afiyet olsun. Hadi buyurun. Hadi hoş geldiniz tekrardan. Brokoli çorbası. Mevsimin öne çıkan sebzelerinden. Alayım. Teşekkür ediyorum. Çok afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Ne oldu Ayşe Hanım? Suratını kırıştı. Kırıştı suratı şöyle. Beğenmedi. Niye bir anda? Çok yardınız mı? Beğenmedim diye bir şey böyle demedi Ayşe Hanım. Şöyle yaptı. Tabii. Bozuldu. Almadan. Sen beni mi kolluyorsun? Önüne evet, baksana. Senin de kolluyorum tabii. Biraz tuzsuz. İlk yorum geldi. Lezzet etti. Evet. Ben de tuz alayım, evet. Tuzu çok fazla atmak istemedim. Şimdi kimisine göre tuzlu olur, kimisine göre tuzsuz olur. Hani sonradan da eklenebiliyor. Sofrada oynak daha güzel. Doğru. Alıyor musun Ayşe Hanım? Az açar mı? Çoğa çağırıyor. Aynen öyle. Ben de ilk defa brokoli çorbası yiyorum. Aa, inanmıyorum. İnan buyurun, afiyet olsun, yiyin. Hadi. Sevmez misiniz? Sevmem. Ha, sevmedim. Ben de sevmem. Çocuklar hiç sevmez zaten. Ama ne kadar faydalıdır. Ne çok kadar biliyorum vitamin deposu ya. Evet. Hadi bir kremayla böyle sütle yani falan güzel oluyor. Krem, evet. Ya, çorba ile ilgili konuşmak isteyenler mi? Tuzsuzdu. Tuzsuz. Evet. Tabii güzeldi ama tuzsuzdu. Hiç yememişim, ilk defa yedim. Sen de Kadriye Hanım. Herkes ilk defa yiyor. Brokoli çorbası. Allah Allah. Allah. Ya ben bilirim, ben kızım çocuklara yapardı. Yemese de oğlana zorla yedirirdi. Ben de çocuğum aynı. Tadı nasıl? Çocuklar da pek sevmiyor. Ama tuzsuz yani, brokoli çorbası. Tabii, lezzetli mi peki? Fena normalde değil ama tuzsuz yani. Zaten brokoli çorbası yememişim. İlk defa yiyorum. Brokoli de çorba hiçbir zaman olmasını sevmiyorum. Brokoli çorba olmaz. Yani brokoli çorbası diye bir şey yok yani, bizlerde yok öyle brokoli mokoli, yok. Hoşuna gitti mi, yer misin bundan sonra da? Herhalde yemem. Aman Allah. Yemem yani. Ya, niye yemiyorsun? Yapmadığım neden için, yani bilmediğim için yapmıyorum. Brokoliyi sevmiyorum zaten. Tarifini veririz eğer yani, beğendiysen verelim yani. Bilgisayarda bakarız canım yani, yapmak istedikten sonra yani mutlaka bir şey buluruz. Yani. Yani gelinden öğreniriz. Var. Koyabilirsin tuzunu. Çocuklardan öğrenebiliriz yani. O önemli biz değil. Biz biraz tuzunu bilerek eksik koyduk. Hani ya bence tuzsuz canım bir tuzsuz tane. Yani zaten brokoli çorbası yemiyorum ben. Yani ilk defa yiyorum. Şu andayım. Güzel, fena değil. Kıvamı falan. Ama kıvamı falan çok güzel yani. Güzel, güzel, mutlu. Tuzunu da sen koyacaksın. Yanında tuzluk zaten var. Zaten brokoli çorbası. Ama ben size ne diyorum? Brokoli çorbası yemiyorum yani. Brokoliyi tamam sevmiyorum. Evet, sinirlenmeye başladı teyze. Biz başkasıyla devam tamam edelim. Meryem Hanım, sizin düşünceleriniz? Hoşuma gitmedi. Hoşunuza gitmedi. Nesi hoşunuza gitmedi? Vallahi ne bileyim, tamak tadım o anda alamadım. Siz yer misiniz brokoli çorbası? Çorbasını yemem de öbür türlü her şeyini yapalım. Salatasını. Evet, evet. Kantar olarak makarnanın yanında güzel oluyor. Köftenin yanında. Et yemekleri. Yani. Evet, et yemeklerinin yanında. Böyle hatta biraz da çiğ bırakırlar. Evet, evet, evet. Çorbası hoşunuza gitti mi? Yok, çorba. Benim beğenmediler. Aa, çorbamı beğenmedi. Brokoli çorbasını sevmiyorum. Çorbam geçer not alamadı maalesef. Bence biz seviyoruz. Güzel. Valla ben de çok sevdim. Güzel yapmışsın. Sadece yani tuzsuz. O afiyet kadar olsun. Yoksa tadı, lezzeti, kıvamı yerinde yani. Sen krema yaptın buna değil mi? Terbiye gibi. Beşamel sos yaptım onun içerisine. Beşamel sos. Evet. Zaten ancak da öyle brokoli hakikaten aynen daha bir lezzetli. Lezzetli olsun evet diye. Lezzetli olmuş. Eline sağlık. Ben beğendim valla. Teşekkür ederim. Verelim. Afiyet olsun. Krep mi gelecek? Evet. Evet, krep yedik bu hafta. Kıymalı krep kimde yemiştik? Sizde yemiştik. Bugün de peynirli aynen yiyeceğiz değil evet mi? Evet. Peynirli. Maydanozlu. Peynirli maydanozlu. Nasıl buldunuz sofrayı? Şık güzel. Şık güzel dedi Kadriye Hanım. Nezihe Hanımcığım. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Hadi. Fena değil mi? Bu gibi beğenmediniz. Yok yani, fena değil dedim. İyi demek de fena çok güzel değil mi? İyi. Güzel değil mi? Sen de öyle dedin. Sen ne dedin ki? Teşekkür fena ben değil derken yani. Sen ne dedin? Beğenmediniz. Çok güzel çiçek döktüğü için güzel görünüyor. Evet. Çiçekleri görüyorsunuz. Sen güzel doktor ya. Ama benim gelinime çiçek atmış. Güzel oldu. Buraya da attı. Asmadı. Ama bence pembeler attı. Taze, bak. Tazeler taze yanında. Geç geldiği için ama görmedim. Çiçek vardı. Niye atma? Gerek yoktu ben, ki. Ben de dedim artık. Gerek yoktu. Demek ki kayınvalidelerimiz için sadece tuz kreter.
Mumları yakmamışsınız. Evet. Mumlar yansın. Yansın mı? Yansın mı? Tabii daha değişik olur. Mumlar. Yansın mı mumlar diyor Neziha Hanım. Menüyü madem nasıl buldunuz? Yiyelim. Ondan sonra anlatacağım. Menü biraz basit. Bir tatlı. Gerçekten basit. Tatı. Kolay yemekler. Kolay yemekler. Allah Allah. Emek yok ki hiç bu menüde. Emek yokmuş. Allah Allah. Hmm. Zaten biz bu hafta bu ikinci, üçüncü seferde krep yiyoruz. Teşekkür ediyorum. İkinci kez ya. Evet. İkinci kez yiyoruz. Ayşe Hanımlar'da yedik. Lakin mumları yak diyorlar, istiyorlar. Ya, gerek yok bence ama. Yakabilirim. Hiçbir sıkıntı yani. Yok. Yak bana gerek yok ya Nezihe teyze. Efendim. Buyurun canım şeker. Konuşmam öyle benim. Hiç korkma. Yok biliyorum. Korkma. Yanlış bir şey mi söyledim yok, acaba? Bir şey demedim. Kendime geleyim dedim. Hayır hiçbir şey söylemedim. Tamam. Mumları yakmasak olur mu? Ne gibi? Yakmasın. Siz bilirsiniz. Nasıl tamam. İsterseniz. Yok estağfurullah. Şimdi ne bileyim. Tamam hanımefendi. Tamam canım. Tamam. Neyse yemeğimi yiyeyim önüme bakayım. İnşallah daha da bir şey demeyeceğim. Dilek nasıl dünden sonra? Görmedim ki. Evime gittim ben. Dilek'te mi kaldım? Ha, dün de kalmadınız. Kalmam. Ben size söylemiştim. Evet ben unutmuşum özür dilerim. Estağfurullah hatam, efendim. Estağfurullah. Ben evimde rahatım. Evime giderim. Ha ne bileyim dünden yani sonra geç olmuştur. Yorgunlar da Bahçeşehir'den Bayrampaşa'ya. Arabalar var. Arabalar götürüyor bizi. Allah götürecekler aşkına. Tabii ki. İş. Hayır o araba da olmasa araba tutar giderim yani ne var. Evelallah. Gene de kalmıyorsunuz kalmam. Yani. Kalmam. Ama hasta olduğumca kaldım. Beşer gün. 15 gün kalıyor. 11 gün kaldım. 11 gün. Bir gün kaldım. Dilek grip oldu. Ben de mecburiyetten. Evet söylemiştiniz dün. Siz evet de hasta onu olmasın. Eşi doktora götürdü zaten hemen. Serumlar takıldı hanımefendiye. Biz öyle şeyiz yani. Öyle ilaç milat içmeyiz. Hemen serum takılır. Hmm. Çok kıymetli karısı var oğlumun benim. Ne güzel bir şey, iyi. Ben kıymetliyim. Beni de çok sever oğlum ama karısını daha çok sever. Sevsin, güzel işte. Anne daha çok seviyor. Valla bilemeyeceğim, karısını sevsin. Beni yok, niye sevsin? Anne de seviyor. Hayır, onun yeri ayrı. Önce karısını sevsin, yok, sonra hayır, beni sevsin. Hayır, öyle bir şey olmaz. Annenin yeri ayrı. Tabii, belki de içinden çok seviyor ayrı, da. Çocuğunun yeri ayrı. Bana anlatamıyor, belirtemiyor yani şeyini. Belirse yani. Bir de yanında biraz söylese. Biraz içine kap. Yo, ben severim. Ne söylesin yani, ne gibi anlamadım. Yok. Oğlunun sana söylemesi çok de güzel yani. Hı. Anneciğim seni seviyorum, değer vermiş. Güzel de gelinin yanında belki yapamıyordur. Yok belki yapamaz ya. Yapar yapamaz onu ben bilemem. Ne isterse yapsın. Hemen krepe dönelim biz. Ara yemeğimiz krep, peynirli krep. Krepe tamam. Nasıl? Fena değil. Kötü değil, iyi. Kötü değil, fena tarafı değil. Az pişmiş. Tarafı çok pişmiş. Nasıl? Yani pişme şeyi dengeli değil. Bir taraf çok az pişmiş. Bakın şeyi. Nezihe ablanın üzeri pişmemiş. Bak hiç pişmemiş. Bunun üzeri çok pişmiş. Yani beğenmedim. Ne güzel pişmiş işte. İşte yesene. Bu pişmiş, alta pişmemiş. Nezihe Hanım tabağını ne yapacaksın yani, Ayşe Hanım? Sen kendi tabağına ortalama bak. Ortalama değil yani. Bak o pişmemiş, o pişmiş. Ama hepsi o çok kızarmış. Aynı şeyde pişme olmaz ki krepte. Sen kendi tabağındaki bak ne kadar güzel pişmiş. Baktım da sana baktım. Peynirli krebi hiç güzel değildi. Hiç beğenmedim. Hiç kuru, yani yağsız, ekşi. Yani içindeki peyniri zaten içemedim. Yufkası hafif bir yanmıştı altı. Çok az yani fazla yanık değildi ama yanıktı. Hoşuma gitmedi benim peynirli falan. Ben sade yiyorum. Pişmiş. Gerçekte kesilmiyor. Sadece bir şeydir. Neydi? Sert. Sert kesilmiyor. Ben kesemedim, yiyecektim, kesilemiyorum. Kesilemiyor mu? Sen mi kesemiyorsun acaba? Ben kesemiyorum. O zaman ben beceremiyorum. Ha? Beceremiyorum kesin. Bak bıçağın ucunu şöyle yapacaksın. Şöyle bunun ucu keser canım benim. Ben ucuyla elde tutamadım, kesemedim. Ha? Kesemedim. Allah Allah. Bak şey Kadriye Hanım gördün mü? Böyle bıçağın ucunu şey yapacaksın. Ben kesemedim. O zaman güzel keser. Ama biraz kuruydu. Bir de bak kuru deme kuru ya. Neresi kuru Kadriye şunun ya? Ama peynir çok gerçek. Peynir var içinde. Tamam. Sadece krep kuru. Ne güzel işte. Ben beğenmedim. Tadını da mı beğenmedin? Hayır. Kadriye Hanım sen bugün şey olmuş gelmişsin, neyi beğenmiyorsun? Çorbayı beğenmedin, krebi beğenmiyorsun, ne oluyor ben yani? Ben brokoli çorbası kesinlikle hiç içmemişim. İlk defa içim sevmiyorum. Herkes Allah sevmez Allah. Yani Aslı Hanım. Sevmek zorunda da değil, herkes de sevmez yani. Sen de onun avukatlığını mı yapıyorsun? Hayır, ben de sevmiyorum Hanım da ondan. İkiniz hiç yan biri, yana oturup bak, da. Nezihe abla da sevmedi. Ya ben onunla anlaşmada oturmadım. Yani karşıma da oturabilirdi, oraya gibi, da oturabilirdi. Tamam da anlaşmış yani gibi bir haliniz var. Hiçbir şeyi beğenmiyoruz. Yani bugün bir şey var sizde. Ya ben beğenmek zorunda değilim ki.
Niye? Sevmedin. Peyniri biraz ekşiydi. Peyniri ekşi. Ekşi. Ne peyniriydi? Süzme peynir. De ekşi. Kaşar. Kaşar da var galiba. Kaşar, evet, da var. Kaşar gelmedi ağzıma da peynir. Biraz ağzın kenarından mı? Yedim, gelecek yedim, aslında. Yedim. Bayağı yedim. Biraz şans verseniz krebi. Kestim. Yedim de peynire ekşi gelince almadım ondan sonra. Allah. Peki krebin kalınlığı, pişmesi? Ya pişmesi İyi, fena değil. Şu, bu da biraz peynir ekşi sade. Yani. Peynir ya, ekşi. Bizde de var ekşi. Ama hiç ekşi falan değil ama. Ne? Gerçek aslında ekşi. Aslında süzme peynir aldık koyarken de. Gerçek ekşi. Olması. Şimdi şeyden marketten alındık onu da ekşi ya, tabii ki. Değil. O ne bilecek onun ekşi falan olduğunu da. Süzme ekşi değil de biraz daha farklı olur tadı. Daha yumuşaktır. Biraz daha ekşi. Yumuşaktır. Kremsi duyur. Gibidir biraz da. Krem peynir. Evet. Ne oldu? Ne? Niye durdun bu kadar? Nezihet teyze bugün beni kıskanmış, hep bana bakıyor. Evet, sen beni kıskandın. Ben kirpi taktım, geldim Kadriye Hanım'ın şeyini aldım yani, az solistliğini. Allah Allah. Vallahi kirpikleriniz ok gibi. Ok gibi, evet. Gözler ceylan gibi. Gözlerin güzelliği ortaya teşekkür ederim. Yakışmamış ki hiç. Nasıl yakışmış? Yakışmış, çok yakışmış. Kıskanıyorsun sen beni. Şimdi her gün ona güzel diyordular ya, bugün seni görünce kıskandım. Bugün havanı söndü. Aynen. Evet. Havası söndü, boş versen. Bugün benim havam. Bence gelinin havasını söndürdü, benimki değil. Kendi gelinin. Niye? Suşileri yerken niye? Öyle demiyordunuz. Bayıla bayıla yediniz soya ekmekleri var. Ben evet. Gerçekten ben dün onu yedim var ya, ben mideme eşi kokuyordu, ben ölüyordum. Ben... Ama yosun var, haline kokacak o. Yosundan kokuyor. Yosunda koktu gerçekten. O kadar çok yemedin ki zaten. Modern bir yemek o. Herkes onu yapmaz. Emek vermiş. Modern bakalım dedik. Evet, modern bir yemek tabii ki. Modern. Japon yemeği mesela. Ben beğendim zaten. Biz Japonya'da yaşamıyoruz ki. Olsun. Değişik olsun dedik biz de. Allah Allah. Hülya da takdir etti. Dedi bakın farklı bir şey yapmış, ne güzel dedi. Evet. Değişik yaptı. Evet, ben gelince yemedikten sonra. Yosun var. Herkesin yani orada yosun var. Yılan balığı var. İstersen, başka balıklar var. Yani çok zahmetli bir şey olsun. Ya, yemedikten öyle. Sonra. Sen yapamazsın zaten. Hayır zaten ben yapamam, evime de almam. Yapamazsın canım benim. Ben de yapamam. Doğru. Gelinim yapıyor. Gelinler yapıyor. Sen zaten onun gelinini dün de kıskandın. Evet. Aa. Tabii ki. Evet, kıskandı. Kalktı servise her şeyi. Kıskanmadım, yardım ettim. Yardım mı ettin? Evet, ben kıskandım. Ha, olabilir. Gel, tamam, doğru. Geldi bana evet söyledi, beni kıskanmıştı. Sadece ben yardım ettim. Yardım mı yardım ettin? Kadriye yoksa mutfağımı kontrol ettin? Hayır, yardım ettim. Gerçekten servise çok geç gidip geçişe gidiyordu. Gidip gelemiyordu, yardım ettim. Kadriye Hanım, mutfağı da kontrol ettin. Efendim? Mutfağı da kontrol ettin. Gerçekten mutfak berbat bir durumdaydı. Hiç kapkaşık bir kaymun yükleseydi ancak taşındı. Topluydun mu mutfağı? Hayır, Zuhal Hanım da gördü. Hayır, görmedi Zuhal Hanım. Gördü ya, çağırdım götürdü. Götürdün mü? Götürdüm. Hayır, keke gittik. Keke gittiniz. Keke yapmıştı. Keke enteresan bir şey. Evet, uğraşalım, bir aksilik yaşadı öyle maalesef. Çok enteresan bir şey ama ben ona söyledim. Ne dediniz? Kızım dedim, çıkardık. Güzel altına ıslak şey koy dedim, havluyu. Bayağı soğuk havlu. Seni dinlemedi herhalde. Dinlemedi tabii. Evet. Dedim tavla boşaltalım, koyalım. Ondan sonra gelince misafirlerimiz keseceğiz hemen otomatikman. Evet. Peki dakika. Dilek kazanabilir mi dünkü puanlarla? Artık bilemiyorum ben onu. Var mı şansı? İnşallah kazanır. Yok. İnşallah. Aa. Düştü bana, yok. Düştü. Sırf kendi gelinlerini oynuyorlar şu anda hepsi. Gelinleri kazansın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Hiç müdahale etmiyordun ama. Şimdi müdahale ettin. Çatallar etmedim. Tamam, buyurun. Vallahi hiç. Önce başı ağrıyordu, başı şişiyordu. Şimdi hiç sesi çıkmıyor. Çıkmıyor. Yok, iki tane ilaç içtim ama geldim. Ama sen de hiçbir şey demiyordun i̇ki daha önce onlara. İki tane ilaç içtim geldim. Ki ettirme diye hiç yani çalma hiç bunu. Sesi çıkmıyordu Aslı Hanım'ın da çıkmıyordu. Hiç çıkmıyordu. Senin de çıkıyordu da bugün çıkmadı neyse, ne tesadüfse. Biliyorum, iki tane ilaç içtim. Biraz aa, sakinleştirdin. Doğrudur. Yani. Tabii ki 9 puan aldı ya, ondandır. Çok mutluyum o zaman. Değil mi? E ona sebep. Kaka atayım o zaman. 10 gün zil çalsa sana evet. Hiç dokunmaz kafana. Heh, dokunmaz. Evet. Doğru. Şimdi 50 defa da çalsa hiç dokunmaz. Dokunmaz. Evet. Tabii ki anlıyorsun aynen. Zaten. Aynen. Benim kazanacağımı düşündüğünden çok hırs yaptı. Gelini kötü yemekler yaptıysa yani herkes kötü dedi. Ben ne yapayım? Aslı Hanım sana diğer kayınvalideleri hiç anlatmadı mı? Anlatmıştı. Ben zaten biraz daha hazırlıklıydım ama... Duyunca da insan ister istemez morali bozuluyor. Çünkü burada bir emek var. Bu emeği hiçe sayıyorlar. Sırf kendi gelinleri kazansın, etsin diye. Bizim hakkımızı yiyorlar yani.
Zuhal Hanım, ben gelene yardım edeyim mi? Niye? Biraz geç geliyorum. Gelirsin, gelirsin. Bizi verir misin yardım etmeye? Yardım hayır ama hiç mutfağa biz gitmedik. Senin mutfağına da gelmedik. Evet. Niye gidiyorsun sen mutfağa? Benim gelmemiz istesin de hemen geliyordun. Yardım edecek. Belki duymadın mutfak terse. Bizi mutfağa da girdi hanımefendi. Ha, yardım edeceğim diyor bir de geliyor. Yardıma gideceğim. Şey yok, aşağı otur. Yavaş olmakla eleştirilen Hülya da mutfakta ana yemeğini sunuma hazırlamaya çalışıyor. Ya o yardım için kalkmıyor Zuhal Hanım. Boyunu postunu göstermek için kalkıyor. Boyunu postunu. Elbisesini göstermek için kalkıyor. Hadi bir kalk görelim. Bir de kıskanmış, benim haberim yok. Ben kalkayım biraz görsün gidiyorum. Kalkma, kalkma. Sen aşağıya otur, aşağıya. Kadriyan, otur Kadriyan. Sahne alacakmış. Evet, sahne alacak. Sesi güzelmiş. Kadriyan'ın mikrofonu eksik. Gelin mutfağın nerede? Mutfağı şaşırttı. Ne tarafa gittin sen? Bu tarafa gittin. Koy alem kadın. Geç mi kalıyorum? Evet, sana yardıma geldim. Aa. Gerçekten. Yok, gerçekten ben getiririm, siz buyurun oturun. Heyecanı yapma, ben sana yardım edeyim. Yok yok, bitti, şimdi getiriyorum servisleri. Şimdi ben de sana götüreyim, sen çabuk gelesin diye. Hadi. Da tamam. Bitti mi? Tamam. Tamam. Hayır, tamam, siz hadi bilirsiniz. Güzel yemeğin gözüküyor, inşallah tadı da güzel olur. İnşallah. Al gel, peşimize gel. Önce Zuhal'ın selamınızı duyuyor. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Biz de astrolesimize buyuruyoruz. Yapamazsın sen, aşağı otur. Getirdim, tamam. Gitmeyecektin ama. Geldi mi artık? İki tane kaldı, bu da bizimki. Tamam, ne işin var? Sen otur beklesene. Bak, kalkmasan da gelecekmiş. Hazır. Hazırdı, yardım edin de konuşuyordu. Geç, sağ ol canım. Gelmedi. Titriyor muydu? Aşağı otur. Heyecanlı biraz normaldir. Herhalde. Doğal. İlk kez bir kayınvalidemizin de yardım ettiğini görüyoruz. Olmaz, bir daha kalkma. Evet evet, kalkma. Seni kendine yardım etmedim, sen uçuk kıskandın. Ben zaten seni hep kıskanıyorum. Hoşuma gidiyor. Bir alemsiniz. Seni hep kıskanıyorum, gördün mü? Sen de işte şu elbiseyi göstermek için öyle kalkıyorsun da. Neyse. Aşk olsun, benim elbisemi kıskanmışsın. Çok mu acı? Acı geldi bana. Ne acı geldi? Et. Acı tat alan var mı? Ayşe Hanım, yandım çok acı diyor. Hmm, belki var. Biber geldi size acısı. Daha önce hiç kimse portakal çanağında bir salata yapmamıştı. Aynen öyle, ilk defa böyle bir şey olacak. Değişik bir şey. Evet, güzel gözüksün. Lezzetli gözüksün. Beğensinler diye elimden geleni yapıyorum ama onlar da beğenmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Aslı Hanım benim yemeklerimi hiç beğenmedi. Yani hepsi bundan kat kat güzeldi. Yani buhara pilavımda bak beni şey buldu, değişik buldu üzerine. Yok yanık buldu, yok pişmemiş buldu. İşte kendi pilavı ne? Şehriyeli pilav. Ben bunu, herkes yapar bunu. Ben şehriyeli pilavı. Yanık krepte yavan, buldum. Yavan. Seninki de şeydi. Bir tarafı pişmişti, bir tarafı yanıktı. Sen, aman senin Allah, krepin de öyleydi. Yanık var mıydı Allah aşkına, evet, söyleyin ya. Evet, benimki çok kızarmıştı. Bu da bak hem acı hem yağsız. Acı kötü bir şey değil ya, güzel. Ama seven daha olur, güzel. Sevmeyen olur. O kadar acı mı? Ben acı zaten şey dokunuyor acı. Tadı nasıl etin? Alamadım, hiç hoşuma gitmedi. Hiç hoşunuza gitmedi. Aa. Pilavı da yavan. Pilavı da yavan, evet. Vallahi şey, Ayşe Hanım pilav. Sen zaten beğenmeyeceksin. Ay yok, sen bana ya beğendin mi? Benim sofram dört dörtlüktü. Dört. Benim el açma baklavam yani vardı, el açma hepsi ben vardı. Ben beğenmedim diye ha, sen beğenmezlik yapmayacaksın. Hayır, ben tamam. Tadına, yemeğin yok, tadına. Tamam, neyine vereyim şunu? Ya yoksa basit bir şehriye pilavı. Biz bu hafta üç kere pilav yedik. Yani pilav kına geldi, yeter. Bu da yani et püre, püre ya, etli püre. Püre. Evet, üçüncü pilav. Etin lezzeti nasıl? Ete hiç lezzet yok. Hiç lezzet gerçekten yok. Gerçekten yok. Allah Allah. Olmasın diye çabalıyorlar şu anda hepsi. Olmasın diye. Bu kadar da olmaz yani. Bu kadar da haksızlık, adaletsizlik olmaz. Belki eti güzel yapamadı. Vallahi eli de çok lezzetli, kendi de yani. Senin gelinin öyle görebilirsin. Kötü de yapsa tabii kötü yaptı evet, demeyeceksin. Var bak yağsız. Hayır pilavda. Gayet güzel. O zaman bu da çok yağlı oldu dersiniz. Gelir misin Hülya onları bıraktıktan sonra? Tabii. Şimdi şöyle şeyler söyleniyor yemeğinle ilgili. Yağsız, tuzsuz, lezzetsiz, kuru, yavan. Çok kuru dedi pilav, lezzetli. Çok fazla acı atmadım. Sizden yok dolayı da Zuhal Hanım bayağı çok acı sevmediğiniz için. Çok fazla acı atmadım içerisine. Her şeyi kararınca attım, hatta baktım bile tuzuna, lezzetine. Eğer şey olsaydı tekrardan
tuz falan atacaktım ama gayet iyi gelmişti bana fırına vermeden önce tadı. Hatta dinlendirdim, ilk geldim kıymamı yoğurdum, hazırladım. Daha sonra da kıymamı fırına verdim. Bunda sarımsak var mı? Evet, sarımsak var. Sen nasıl buldun Nezihe teyzeciğim? Ne güzel, ne çirkin, fena değil, orta derece. Onun orta diyorsun. O nasıl oluyor Nezihe Hanım? Orta derece yani. Pilavda yağsız geldi bana. Ana yemeğin hiçbir şeyi güzel değildi. Lezzetsizdi. Bilhassa et kuruydu. Meryem Hanım? Vallahi sesim çıkmıyor da biraz dirilik var mı? Pilavda mı? Şimdi, evet. Bir tık var, evet. Var bir değil mi? Var. Ama pilav böyle olur. Yok. Biraz yani. Daha yok. Biraz daha. Bir tık daha yani. Pilav diri. Bir tık daha. Ama sarımsak da yoğun. Kereviz salatası. Portakal çanağında kereviz salatası. Ama tabağında varken portakal kabuğunda ne yiyoruz biz? Ama bak sunum ne güzel duruyor. Biraz görsel olsun diye. Portakal tabak varken sen de Hülya. Yani. Biraz görsel yani, olsun. Evet portakalın yani. Tadı da gelsin diye. Bak portakal yedikçe portakal kayıyor o tarafa. Hayır, bu tarafa tutamıyoruz. Bir elimize o zaman alıp elimize birini tutup ne yiyelim o zaman. Tabağın koyabilirsin şöyle bak Ayşe Hanım. Şöyle alıp yiyebilirsin. Portakalı kabuğuyla. Ama görsel falan. Olarak güzel değil mi? Hoş değil mi? Hani bence de. Sunum olarak size hoş bir yoğurt. Şekilde göstermiş. Biraz ekşi geldi yoğurt. Efendim? Yoğurt biraz ekşi geldi. Allah'ım yarabbim. Yoğurdumda süzme yoğurt. Süzme de işte biraz ekşi geldi. Hiç ekşilik var mı şu yoğurtta? Nezihe Hanım nasıl? Bana da biraz ekşi geldi. Kereviz salatasını da beğenmediniz mi? Ben beğendim. Beğendin mi? Beğendim. Çünkü güzel bir şey duydum. Evet. Ben beğendim. Nihayet bir şey beğendim Meryem Hanım. Ama daha neyi beğeneyim ki yani pilav biraz diriydi. Çorbayı zaten içemedim. Et de biraz yağsız. Daha ne yapayım ben sana yani doğrusunu konuşuyorum. Olmuyor. Söylemesem olmuyor. Beğendiğime beğendim. Evet biliyorsun beğendiğime beğendim. Sen beni az çok tanıdınsa beğendiğime beğendim. Güzel değil. Hiçbir yemeği güzel değil. Gerçekten. Baksana şey bak pilavı ne kadar kuru. Allah aşkına önümüzde kurudu gitti. Eti yine aynen öyle. Bu da zaten sarımsak yoğurdu. Vallahi kuru falan değil. Bende çok güzel beğendim. Pilav. Siz beğenmeyebilirsiniz. Yağsını da çok koyduk. Sıvı yağsını da koydum. Tereyağını da koydum. Tereyağını da bol bol koydum. Siz niye tabaklara koymadınız? Efendim? Niye tabaklara koymadınız? Ben bunda yemek zorunda değilim ki. Neyi? Salatanı. Ama bunun özelliği hani portakal çanağında sunum olarak. Küçük verilmiş herhalde az. Biz duymuyoruz diye. Tabaklar koysa da güzel servis yapsaydı. Çorbayı bol getirdi, onlar her birisi biraz çok. Size de yaranılmıyor, ne güzel sunum yapmış ya. Ekmeğin içinde çorba olarak getirirler, hiç gördünüz mü? Kadriye Hanım sen hiç almamışsın. Ama çok sarımsak var içine gerçekten. Ne var? Ben varsa biraz daha kereviz salatası alırım. Allah'ım ya, bize hiç gelmiyor gerçekten. İşte ben onun için diyorum ya, az var. Afiyet olsun, siz beğendiniz bir tek. Ben çok, hayır ben de beğendim. Meryem Hanım da beğendi. Eline sağlık. Yarasın hepinizi. Ben çok beğendim kereviz salatasını valla. Çok güzel, eline sağlık. Ben de evet, pilav bir biraz bol cevizli daha güzel. Bir tık daha pişebilirdi evet. Pilav, katılıyorum. Bence pilav biraz yağsızdı. Hı-hı. Biraz sertti. Eti de beğenmedim. Eti de beğenmediniz. Salatayı neden beğenmediler sence? Bu portakalda niye getirdin? Biz niye bunda yiyoruz? Niye şeyde yapmadın? Serviste ikram etmedin bunu. Ama bunun özelliği bu. Yani görsel olarak olsun diye bu şekilde koyduk biz bunu. Görseli güzel olsun. Gayet de güzel durdu sofrada ama beğenmedikten sonra beğenmiyorlar. Bir şeyi bahane ediyorlar illaki içerisinde. Sunumdan pek anlamıyorlar mı dersin? Biraz anlamıyorlar gibi geldi bana. Niye portakala koymuş acaba? Biz de anlayamadık onu. Kasede olsaydı daha iyi olurdu. Sarımsakla, kerevizle, yoğurt ne işi var portakalın içinde? Sulu bir köfte yanında olabilirdi. Bu ne? Vallahi benim bildiğim pilav çok güzel. Bizim orada derler ki pilavı şöyle atıp duvara vurduğun zaman pirinçler orada tane tane duracak. Bu pilav aynı ama onun gibi. Biz pilav yapmayı bilmiyoruz ya. Çok duvar atmayacağız da yani öyle derler. Aynen öyle diye tane tane bak hiç kurusu falan yok. Şunu yapıştırsak mı acaba? Öyle derler. Pilavı duvara mı atacaksın? Öyle diyor ya. Bizim köy şeyde diyor duvara atacaksın. Evet, diyor. Öyle atalım tane tane, tane tane duracak. Evet öyle derler bizim orada. Bilmiyorum. Ben de atalım ama dedim. Biraz daha pişmesi lazım. Onun şey çiğ köfteye atarlar. Değil mi? Çiğ köfteye yoğurur atarlar tavana. Nasıl yapışmış? Eğer yapışmışsa o çiğ köfte olmuş. Ama çiğ köfteye atıyorlar. Pilavı da öyle derler. Pilavı da hiç duymadım. İlk defa sizden duyuyorum. Hiç öyle duymadım. Hiç ben de duymadım. Aslı Hanım seni yeterince savunabiliyor mu? Kayınvalidem gayet güzel savunuyor beni. Her şeyiyle yanlış yorum yaptıkları zaman söylüyor. Yani kayınvalidem söylese de dediğim gibi yok bunlar
Hepsi gelinlerini oynuyorlar şu anda. Ben sen evde kesen beni daha çok tartışıyordun. Farklı mısın? İnsan misafirine bu kadar tartışmaz. Sen benim evimdeyken ben sana böyle yaptın mı? Ne yaptın mı? Benle o kadar evinde diyaloğu senle gelin kafa kafa bana geliyordunuz. Ama senin de ağzın... Sen şimdi niye ağzın durmuyor? Ama benim yemeklerimi de beğenmedin. Bir tek Ayşe'nin yemeğini beğendim. Ayşe'nin yemekleri ben beğendim. Şimdi senin var mı bir diyeceği? Ayşe'nin yemekleri tabii benim de zoruma gidecek gidiyor. Benim de yemeklerim güzeldi. Ama sen kendi gelini yemekleri, Ayşe'nin yemeklerini aynı mı tutuyorsun? Herkes beğendi de sen niye beğenmedin? Hiç kimse beğenmedi. Kimse beğenmedi. Sen Kadriye beğenmiyor. Hiç kimse mi beğenmedi? Ama söyle. Bir tek kim beğendi? Sen herkes. O beğenebilir, ben beğenemedim. Şimdi o gelini yemekleri de beğenmiş o zaman. Çayı bile içmedin. Çayı bile içmedim. Ben çay her yerde içmiyorum. Ben bugün burada çay içeceğim. Aslan çay yedekler mi? Burada içeceğim. Evet. Yok çay yok o zaman buna. Var burada çay ile çay içeceğim. Çay gelin bana getirecek bana. Ben çay istiyorum. Neyse bir tatlı. Çayımızı da şey yap Hülya. Çayımızı koy. Evet, bal kabaklı. Neyliydi tam olarak tatlının ismi? Kremalı kadayıflı bal kabağı tatlımız. Kremalı kadayıflı bal kabağı tatlısı. Hiç yediniz mi? Ben yemedim bal kabakla. Ben yemedim. Ben biz hayatta bunları tatlı yapamayız, yemeyiz. Niye? Sadece bunları biz açıyoruz, çekdekleri yiyoruz. Baklava, böreği. Neyin? Bu su böreği. Kabağının. Kabak çekirdeği yiyoruz. Kabağını ne yapıyorsunuz? Biz kabağı da atıyoruz. Biz sadece yetiştiriyoruz, çekdekleri yiyoruz. Atılır mı mis gibi bal kabak faydalı ya? Biz yapmayız. Ya. Gerçekten biz yapmayız. Vitamin tatlısı deposu. Kadriye Hanım. Teşekkür ederim. O kabak çekirdeği ayrı. Biz çekdekleri çitliyoruz çayla. Çittiğin kabak çekirdeği tamam, de tamam çekirdeğini de ayrı yiyeceksin de kabağı niye yemeyeceksin? Ama gerçekten görüşü çok güzel görünüyor. Hah. O arada var ya ona bir şey diyemem. Bir tadına da. Tadına da bakacağım. Görüşü güzel. Kaşıkla bak. Kaşık. Yok ben böyle yiyeceğim. Kaşık kullanamam. Hiçbir şey beğenmeyelim diye şey yapmış size. Gelmişsiniz siz bugün. İçeceklerinizi ne alayım mı? Hiçbir şey beğenmeyelim diye sözleşmiş gelmiş gibisiniz sanki. Tatlısını beğendim. Güzeldi. Tadı falan güzeldi. Sunumu güzeldi. Hoşuma gitti. Beğendim. Tatlısı yani her zaman yapılan tatlı. Öyle yani bir ahamşahın bir tatlı değildi. Kabağı sade yapa getireydi. Cevizli, bol cevizli daha güzel olurdu. Ama sen tatlını beğendin. Beğendiniz mi? Çok sevindim. Size hiç bir şey beğendirdim. Mutlu oldum yani. Tatlı güzel. Sevmenize. Allah için tatlı güzel eline sağlık. Tatlı yarın, güzel eline afiyet sağlık. Afiyet olsun. Tadı da güzel şeydi. Çok güzel. Güzel. Evet, çok ben güzel. Şeker hastası evet. Olduğum için fazla. Afiyet olsun. Çok merak. Tatmanız bile yeterli. Güzel. Ben de çok beğendim. Afiyet olsun. Kreması söylenem. Her şeyi çok güzel. İlk defa yiyorum bal kabağı. Değişik bir şey yani. Değişik ve güzel. İlk defa yedim. Bu akşam özel misafirlerim geliyor. O yüzden bu şekilde hazırlamak istedim. Portakal çanağında kereviz falan. Bizler hani için yani. Evet sizler için. Tamam. Özel misafirlerim sizlersiniz. Teşekkür ederim. Benim gelin baklava açtı. Bunu Meryem Hanım'ın dediği gibi benim 10 yaşındaki çocuğum da baklava açıyor kızım dedi. Şimdi torunum. Okula gitmeseydi götüreceğim. O da yapar. Bunu yedirecek. Evet. O da yapar. Evet. Şimdi evet, her yapıyor. Evde farklı bir lezzetler tatmanız için zaten bu yarışma yani. Oldu. Şimdi bu da ayrı bir lezzet, ayrı bir tat. O açıdan bakmanızı tavsiye ederim. Hani o açıdan bakın bir de. Bravo. Ben de neredeyse bitirdim valla. Afiyet olsun. Yarısı. Çok güzel olmuş. Hele kreması hazır böyle çok pastanelerdeki güzel. Gibi kıvamı. Bu benim şey yaptın mı? Evet evet. Evet senin yerindeydi. Söyledim buna. Aa ondan demek güzel oldu. Elinizdeydi. Demez olaydım. Tamam elinizdeydi de güzel oldu. Anlaşıldı. Tüyo verdi. Tüyo evet tüyo verdi. Elinizdeydi. 10 lirası dallanıp budaklandırdınız. Elinizdeydi. Kremayı karıştırdın. Dileğe niye yardım ettiniz? Gerçek siz yaptınız. Onun için demek güzel. Dileğe yardım etti. Öyle mi? Kekine baksaydın ya. Kekine yetişemedim ya. Yetişemedim ama bir yer yemeğine yardım etti. Hayır bir bak sor bakalım pişti tabii mi pişmedi ki. Ne yapıyorsun? Ya ben de yani Allah beni. Yani. Bir saat kaldım sizde. Tamam bir tane ben de ona söyledim gelin hanım dedim şunu şöyle yapalım. Yani ben yapmadım. Sana güvendim ben. Sen varsın en iyisi. Evet dedim şunu bir ıslatalım koyalım. Tabağa da keki koyalım güzelce. Seni dinlememiş beni mi dinleyecekti? Dinlemedi. Hakikaten dinlemedi. Kızı bile dedi. Anne dedi kek yanıyor dedi. Sıkramedin mi sana? O da ya. İdil mi? Evet. Aa. Benim çocukların damak tadı vardır yani. İdil'in var. Dileğin de var ama herhalde. Herhalde var. Onun da var da ama olmadı. Hay Allah. Eline sağlık. Tatlı teşekkür ederiz. Olmuş. Yarasın. Çok sağ ol. Ya yardım etmedi hocam. Öyle bir karıştırdım çıkarken. Tamam. Herkesin ufak tefek elliyoruz. O çok güzel yapmış. Ben de hiç ellemediniz. Böyle o yufkalar açıldıkça şey ettikçe bayılıp bayılıp gittiniz. Ben daha ben hiç ellemediniz. Ben yufkada görmedim valla. Açılırken orada değildim.
Ben yufkada yemekler yoktum. Yapılırken yemekler bayılıp yedim. Bayılıp gittiniz. Bayıldım, bayılttınız beni. O kadar güzeldi ki tadından bayıldım vallahi. Yani. Teşekkür ederim. Afiyet çok mersi. Evet. Sizinkileri alayım mı? Tatlıyı yedik, Allah'tan tatlıya bağladık. Tatlılar beğenildi herkes tarafından. Bakalım diğer yemekler beğenildi mi? Kaç puan gelecek? Büyük finaldeyiz. Büyük finale dakikalar kala son puanlama, son açık oylama olacak şu an bu masada. Hadi bakalım. Yani bu kadar da olmaz diye düşünüyorum hani. En azından iyiydi. Burada pilavla karnımız doydu yani. Biz burada pilav mı yedik? Yiyeydin geldi önüne. Benim verdiğim puana sana yazık olsun o zaman yani. Kendi gelinleri sonuncu olmasın diye bazı kayınvalidelerimiz beni öne attılar. Yok hiç düşünmedim. Ayşe Hanım kaç gündür benim puanım belli, benim puanım hayır. Belli. Sen bana çok kötü oyun oynadın. Kendi notu puanını aldıktan sonra ya ben bana... oyun oynasam sana bir verirdim. Evet, büyük finalden önceki son açık oylama için hazırsanız puan tahtalarınızı buyurun alın elinize hanımlar. Ve Nezihe Hanım'la başlayalım efendim. Bekleyiniz Nezihe teyzeciğim. Kaç? Dört. Dört. Yine indirebilirsin Nezihe Hanım. İyi puan. Hani çok fazla bir şey beğenmediklerine rağmen dört puan verdi. Dedim yine sana de teşekkür bazen ederim. Değişebiliyor böyle. Güzel mi Aslı Hanım? Pek de güzel değil. Yine idare tamam. Eder. Kayınvalidemiz mutlu değil bu durumda. Peki Kadriye Hanım da puanını göreceğiz. İki. Yani bu kadar da olmaz diye düşünüyorum. Hani İki puan, hiçbir bir şey yani. Yok yani. Sadece tatlısına verdim seni. Tatlı yani masa düzenine falan. Var, masa düzeni var, bu kadar alışveriş yaptım, gittim geldim. Herkes yaptı. 2,5 saat içerisinde mutfaktan. Yani biraz emeğe karşı iki çok az bir puan. Hiç emek yokmuş gibi puan Kadriye vermiş. Hanım da iyi kurulmuş gelmiş yani. Hayır, gerçekten de. Hiç puan verdiniz. Bir sürü puanlar açıklanacak. Zaten ben birinci olmasına şansım yok. Çok düşük puan almışım. Benim birinci olmasını istemediğim Ayşe Hanım'la Ayşe Hanım gelin olsun. Ne alakası var canım? Alakasıyla alakası değil mesela. Yani ben de onu verdim, onu sen onu verdin. Şu an benim gelin yemekleri kadar değildi. Ya. Benim gelin yemeği de uğraştırıldı. Bu da çok uğraştırıcı. Ocağın başında şey ayrılmadım ben de. Kremayı karıştırdım. Vallahi senin gelinde hiçbir şey yemedik ki. Şey, biz de Kadriye. Burada yedik, sen en azından yedin. Burada pilavla karnımız doydu yani. Biz burada pilav mı yedik? Yiyeydin geldi önüne. Kim yedi pilavı hiç bazen de çatlarla aldım. Yiyseydin. Yiyilmedi. Hem yassız hem pişmemişti. Yemezsen yenmez tabii ki. Yassı gayet güzeldi. Hem kimse yemedi ben tek değil. Hem tereyağını kimseyi bırak sen kendini konuş. Yassızdı bence yassızdı pilav. Yassızdı pişmemişti siz. Beğendiniz mi pilavı? İçeride de gösterdim tencereyi yağsın falan. İnsanların fikirleri zaten. Tabi söylesin diyor herkes yani. Yedi diyor ben onun için soruyorum ki sevmedi. Yani çok adaletsizce davranıyorlar. Evet peki. Şimdi sıra Meryem Hanım'da. Ben de öyle oldu maalesef. Bakalım Meryem Hanım kaç verecek Hülya'ya. Benim puanım 3. Yani. İyi, güzel puan verdim Meryem Hanım. 3 türlü beğendim. Çok pastanı beğendim, tatlını beğendim, tamam. Masanı beğendim, salatanı beğendim. Daha ne yapayım? Ama puan. Ne yapayım ama daha? İyi, güzel yaptım. Sen hepsini tamam. Beğendin ama... Sen şimdi gelinin kazanacağını düşünüyor musun? Yok, ben... Bak, ne güzel Ayşe Hanım kazandırdınız ikiniz de biliyor hayır, musunuz? Tabii, hayır, tabii, kim tabii. Hak ettiyse o kazansın. Hak ne yapayım ben? Bence bu sofrada hiç hak eden kazanmayacağını gündür, düşünüyorum gündür, 3 gündür seninle ben. Çatır çatır uğraşıyor. Ama sen... Duttu üç puan yapayım, veriyorsun. Yani yazık ama ya yazık. Sen benim verdiğim puana sen sana yazık ama. Olsun o zaman o gelin, yani. Evet yani tabii o gelin, evet. O gelin sana hoş geldin diyor. Sen diyorsun ki bana hoş geldin ama demedi. Demedi. Dedi. De. Sen hoş geldin dedi. Hoş geldin bırak benim verdiğim puana bak sen. Hepsini verdim. Beğendim 5 verdin ama. Beşi niye beğenmiyorsun? Sen 3 puan veriyorsun ama. Üçünü beğendim, 3 puan verdim. Sen de hepsini beğendim, 5 puan verdin Allah ama. Allah hiçbir şeyden anlamıyorsunuz her şeyi. Birinciliği benim olmasını isterim.
Çünkü benim gelinim çok güzel yemekleri yaptı. Çok emek verdi, çok hızmet etti. Peki daha Ayşe Hanım'ın puanını görmedik evet, bu arada. Evet, görmemiş oluyor bakalım. Bir bakalım o kaç verecek. Kaç? İki. Zaten beklemiyorum Ayşe Hanım kaç gündür. Benim puanım belli, benim puanım Hayır, belli. Senin bana, puanın belli. Sen bana çok kötü kendin oyun oynadın. Kendin puanını aldıktan sonra ya ben oyun bana... oynasam sana bir verirdim. Yani Ayşe Hanım bir ki. Verirdim sana. Siz... Birlik olsun olmasın. Ben senin kazanmanı o istemiyorsan ben değildi. Sana biri Aslanım, verirdim. Hanım değildi. Ben sen bile benim sana sofram, bir verirdim ben. Benim sofram dörtlük değildi. O da verilmez yani kusura bakma da. Hayır sen diyorsun o sofra ya. Dörtlük değildi. Asla değildi. Evet. Şimdi aynen. Kendi, kendi ama... gelinleri sonuncu olmasın diye bazı kayınvalidelerimiz beni ön attılar. Yok hiç düşünmedim. İnan öyle yaparak da hiç girmedim. Bizim gelinimiz İnan, sonuncu yani, olmasın. İyi olan kazansın dedim. Yani hiç Aslanım, öyle art niyetim olsa ben 4-6 vermezdim. Peki, art niyetim olsa. Bir şey söyleyebilir miyim Ayşe Hanım? Efendim buyurun canım. Bugün mutfakta da söyledim. Her zaman da söylüyorum. Sizler ilk kez duyacaksınız ama... bilmiyorum daha evvel seyrettiğinizde belki görmüşsünüzdür. Canlı canlı size de söyleyeyim. Evet bazen stratejiler yapıldığını biz de farkına varıyoruz. Üzülüyoruz. İkileri birileri biz de sevmiyoruz, tasvip etmiyoruz. Ama sıralama, oylama 1 ile 10 arası puanlama. Sizlerin takdiri ama üzgünüz. İkilik bir sofra değildi. İkilik yemekler asla değildi. Onu tekrar tekrar söyleyeyim. İçin rahat şimdi olsun. Fakat var. Şöyle bir durum var. Bugün kendisiyle de konuştuk Aslı Hanım'la. Ne yapılırsa yapılsın, istediğiniz kadar hesaplar yapın, kitaplar yapın, stratejiler yapın. Bugüne kadar hep bu yarışmada hak eden, en güzel lezzetleri, en güzel yemekleri bize sunan gelinlerimiz kazandı. Dilerim ki bu hafta da öyle olsun. Yani hak yerini bir şekilde buluyor. Hak eden kazanıyor. İçiniz rahat olsun. Umarım bugün de hak eden kazanır. Ama iki değildi. Ben hak anı. Etmiyorum. İkiyi de, üçü kesinlikle de hak etmiyorum. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Evet, çok haklısın. Hiçbir şekilde yemeğe saygı duyulmuyormuş. Onu anlıyorum. Evet, ikilik bir yemek değildi. Ben de sofra dördü değildi. Hak dediğim etmemiştim. Gibi bir özel bir sofrada çorba ve ana yemek olması gerekiyor. Vardı. Yani çorba gibi bir şart yok ama en azından emeğe ve... Bazı lezzetleri de daha yüksek verilebilirdi tabii ki. Zaten ocağın başındaydım ben de. Her şey karışık değildi benim. Peki sizin sofraya da geçtik. Bugüne geldik. Pardon çok affedersiniz Aslı Hanımcığım. Büyük finaldeyiz. Gelinlerimizi daha fazla bekletmeyelim. Şimdi onlar gelecekler. Sen puanını diğer gelinlerle birlikte öğreneceksin. Benim puanımı, sana verdiğim puanı. Evet, büyük finaldeyiz. Bugüne kadar bu programda rekor bir puanla birinciliği kapıyor bu haftaki takımımız. Bugüne kadar alınan en yüksek puan. Bu haftanın birincisi tam tamına 30 puanla kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? İyi misiniz? İyiyiz. Çok sağ olun. Heyecanlısınız. Heyecanlıyız. Meraktasınız. Evet. Bütün hafta uğraştınız, didindiniz. Kah alışverişe koştunuz, kah mutfakta. Ufak tefek kazalar geldi başınıza. Yeliz iyi misin? İyiyim, çok sağ olun. Çok geçmiş olsun tekrar. Allah bir daha göstermesin diyelim. Şimdi geldik bütün bu koşuşturmacanın sonuna, büyük finale. 10.000 TL için yarıştınız, yemekler pişirdiniz, el emeği, göz nuru döktürdünüz, gözyaşları da döktünüz ama aranızdan sadece bir kişi 10.000 TL'nin sahibi olacak. Onu da dakikalar sonra öğreneceğiz. Bakalım 10.000 TL kime gidecek ama ondan evvel kime gideceği hakkında bir fikri olan var mı? Ben olmalıyım bu yarışmanın birincisi. Bence ben alacağım büyük ödülü. Benim menüm, benim yemeklerim hepsinden iyiydi. Ben iddialıyım diyen kim var? Tabii ki ben. Direkt evet. Dinleyelim nedenmiş bu iddia? İlk başta baklava yaptım, baklava açtım, ilk yaptım. Zeytinyağlarıma çok güveniyordum. Buhara pilavı yaptım. Hepsini kendim yaptım. Hiç hazır kullanmadım. Her şeyi kendim açtım, kendim yaptım. İddialıyım yani. Hülya bir şey diyorsun galiba. Biz de her şeyi kendimiz hazırladık. El emeği uğraştık ettik. Hiçbir şekilde biz de hazır bir şey kullanmadık. Ben de hak ettiğimi düşünüyorum ama kayınvalidelerim bazı stratejik davranmalarından dolayı kazanamayacağımı düşünüyorum. Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Kazanamayacağımı mı evet, düşünüyorsun? Evet kazanacağım. İki tane kayınvalide özellikle. Çünkü Kadriye Hanım strateji geliştirdi. Kendi geleneği önde değil ki neden böyle bir şey yaptı? İşte
Ben kendim açımdan söyleyeyim. Ben masada yemeklerimi çok savunduğum için kendisi bana... Bunun savunmayla alakası yok. Siz ayran çorbası siz yapmıştınız. Siz dinliyorsunuz. Ben de konuşabilir miyim? Böyle ama olmaz. Bakın, siz sunacaksınız ben. Hiçbirimiz birbirimizin menüsünü bilmiyorduk. Değil mi? Birincisi evet, önce bu. Siz konuşacaksınız. Evet, bitecek ben konuşacağım. Buyurun. Evet. Hiçbirimiz birbirimizin menüsünü bilmiyorduk. Evet, tabii ki. Ve ben kendi günümden sonra öbür menüleri duyunca mesela dedim ki evet Ayşe teyzenin gelini baklava açmış. İddialı dedi. Evet, iddialı. Çünkü benim haşhaşıma, hani haşhaş tatlıma göre baklava tabii ki çok yukarıda. Tabii mutlaka. Tabii. Şimdi sizler de böyle kıyaslamalar yaparsanız bence doğruyu bulacaksınız. Zaten bir tane baklava yapmış. Bir tane dediğiniz o... Çorbası yok, ana yemeği yok. İki çeşit zeytinyağlı mı var? Bir tane bir çeşit yapıp da çorba da yapabilirdiniz. Baklava açmak demek yani baklavayı açarsın bir tepsi. Kat kat, beş kat nişastalı açar edersin. Onu ben de yaparım. Öyle bir vakit olsa onu ben de yaparım. Ben vakit değerlendirdim, yaptım. Bir kat nişastalı baklavayı ortadan ikiye kesip böyle şeyle burmayla yani... Baklava olmuş olmuyor. Hiç de öyle, yani biz de biliyoruz baklava yapmasını. O zaman. Baklava yapmak sen demek yapaydın. Yani birinci olmak olacak diye bir şey anlamına gelmiyor. Yani el lezzeti denen. Ben pilavımın yumurtasını da açtım. Kadriye Hanım benim kayınvalideme Yeliz'in menüsü güzeldi ama bana çok cevap verdi. Hiç susmadı. Ben o yüzden düşük puan verdim demiş. Kendisi evet. Demiş. Kendisi söylemiş. Kayınvalidelerin arasında en adaletli davranan benim kayınvalidem. Sizin kayınvalideniz kesinlikle. Siz birinci olamayacağınız için, hayır, bana da gıcık kaptığı için dedi ki Ayşe Hanım'ın gelini birinci olsun. En adaletli Çünkü ben benimi çok savundum, çok cevap verdim. Savunma saygısı çok değildir. Evet, güzel hak ettiğiniz puanı verdi. Ama sizinki vermedi. Hepimiz birbirimizi söylüyoruz. Sizinki hiç vermedi. Savunuyoruz ama savunma saygısızlık yapmamız beğenmedi de vermedi de. 4 verdi, daha ne verecekti? 4 değildi benim hakkım. Yani benim de yani 5 yani annem sana 6 verdi. Benim hakkım 4 değildi. Orada yani. Adaletsizlik yaptı. Sizin kayınvalideniz bana 3 verdi. Neden verdi biliyor musunuz? Çünkü balın yanına yoğurtlu salata yaptığınız için, balığı yapamadığınız için, tatlıyı yaktığınız için. Öyle mi? Öyle tabii ki de. Yanmış tatlı getirdiniz sofraya. Çay için verdi, çay için. Çay yani bu kadar adaletli kayınvalideniz. 3'ü bile fazla verdi size, inanın. Evet, benim kayınvalidem de size çok benim yüksek benim şey benim olalım. Benim menüme 2 verdi ya, 2. Evet, pişmeyen buğdaya geçin sonra. Kuru börek için. Kuru börek için tabii. Şekeri olmayan tatlı için. Tadına bakmadı. Pişmeyen kereviz tadına için. Bakmadı, doğru, haklısınız. Tadına bakmadı, böreğe pişmemiş. Haklısınız. Tadına baktı, bir tek tadına puan verdi. Hiçbir şeyin tadına bakmadı ki. Baktı. Hiçbir şeyin tadına baktı. Nereden biliyorsun baktığını? Biliyorum. Merak etmeyin, bizimkiler de pek bir şeye bakmadı. Çünkü kafasında belirlenmiş. Aynen öyle. Aynen öyle. De olsa 9 puan vermez. Kesinlikle. Yani ben bu Zuhal Hanım sizi ilk başladığınızdan beri izliyorum. 9 puanı ben ilk defa gördüm. Belki de ikinci, bilmiyorum. İkinci olmuş. Hepinizin kaderi çünkü, de oynadı kayınvalideniz. Çünkü aynen öyle. Kadriye Hanım gelini baktı birinci olamayacak. Bana da gıcık kaptı. Yani evet bak gördün mü? Kafasını gördünüz mü? Çektiniz mi kafasını? Ben giderim. Giderim arkadaşım. Haklı olduğum yerde hakkımı her zaman savunurum. Babam olsa karşımda ben haklıysam hakkımı savunurum arkadaşım. Kayınvaliden senin gibi değil ama o zaman. Kayınvaliden de öyle. Ne alakası var? Hak puanı vermedi. Ben anneme her akşam sordum. Anne gerçekten beğendim. Kızım beğen gerçekten sizin tatlınızı çok beğenmiş. Niye 4 verdi? Tatlınıza. Güler yüze, çay olmadığına. Çay neden yapmadınız? Biz çay programı değiliz ki. Biz ama yemek programındayız. Saygıdır, hayır, sevgidir. Ben ona sonra beraber demler içeriz dedi. O zaman biz de çay yapacağız. Lütfen. Diğer arkadaşları bilemem de yani senin menün gerçekten yok ya. Kayınvalidelerin hepsi burada. Benim menümde çiğ olan olmayan şey var mıydı ki? Evet tatlım biraz da bir tutmuştu. Biraz mı? Sen nereden biliyorsun bu kadar emin konuşuyorsun? Evet biliyorum yani. O da fırın analizine uğradım. Sen kendi beceriksizliğine bak o zaman. Ben de fırını patlattım. Acıdı sana puan verdi. İzleyeceksiniz, göreceksiniz. Evet, ben de fırının azizliğine uğradım. Fırını indirdim. Yani ben burada kendimi haşladım ya. Bir şey yok. Korktum. Yandı. Yandı. Koş. Çıkar onu. Korkma. Dur. Kapatın. Yandı. Bir şey yok. Korktum. Yandı. Bana dediler ki devam etmeyebilirsin. Hayır dedim. Ben kendime güveniyorum. Devam edeceğim. Ettim. Çok da güzel bir menü çıkarttım. Ama
senin ama. Kadriye Hanım. Kadriye çok iyi yapmış Kadriye Hanım. Evet Kadriye Hanım çok iyi yaptı. Çok iyi yapmış. Evet. Çok iyi yaptı. Haksızlık yaptı. Kadriye Hanım'a ben sormak istiyorum o zaman gelinlerin de huzurunda. Şimdi herkesin hemfikir olduğu konu tabii ki kendi gelininiz hariç 9 puanı kendi kazanamayacağını anladı. Onun için yaptı diye. Gerçekten o yüzden daha evvel de sordum ama bir kez daha sorayım ben gelinlerin huzurunda. Ben artık beğendiğin için mi? Yemeği dört örtüklü. Ben yemeği beğendiği için miyim? Beğendiğin için. Gerçek bütün yemekleri beğendim. Gelin böyle konuştuğu için ben o geline de vermeyecektim. Böyle konuşsaydı. Şu gelin bir kere dilini kendini kaybetti. Bak, böyle bir gelin mi? Olamaz ya. Gördünüz mü? Bu gelin yapamadım. Neden kaybettim? Neden? Duydunuz mu? Bu lezzetimle kaybetmedim. Dilimle kaybettim. Ben o dilini biraz kesecektim. Dilimle kaybettim. Ben bütün gelinleri aynıyla konuşmuştum. Dilimle kaybettim. Şu gelinle de ben böyle konuştum. Bana yaptı mı? Lezzetimle yapmadım. Şu gelinin de ben sofrasına gittim. Bana yaptı mı? Bu gelin şöyle konuşmuş. Biz konuşabilir miyim? Evet konuş. Tabii. Her insan biri olamaz. Ben de böyle bir karakter sahibim. Sen öyle bir karakter sen o zaman dilinle kaybettin. Öyle. Biraz sakin olacaktın. Ben sakin. Ben dilimle kaybettim, lezzetimle kaybettim. Kaybettin kardeşim, biraz sakin olsun. Yaz çorbasını, kışın... Ben onu yazın da yiyorum, kışın da yiyorum. Öyle bir şey yok. Sen niye kaybettin? Balığın yanında yoğurtlu salata yaparak kaybettin. İyi yapmış, sen hayır yapmış. Kayınvalideniz şimdi verilen konuşmadığımız zaman yüksek puan verip de yemeklere düşük puan mı verecek? Sen ne olacak? Aynen öyle bir şeydin o zaman. Aynen öyle bir şeydin. Gayet adaletli bir şekilde davrandı. Aynen hiç kimsenin de hakkını yemedi. Benim yemeklerime çatalla böyle hiç dokunmadı bile. Merak etmeyin sizin kayınvalideniz de hiçbir şeye dokunmadı. Hiçbir şeye dokunmadılar. Çünkü senin bana artı iki vereceğin puanı senin kayınvalidenin, benim kayınvalidem senin kaynanana verdi, sana verdi. Pardon, ben her zaman şunu söylüyorum. Tabii ki saygı, hürmet, güler yüz, güzel karşılama bunlar çok önemli. Hayatta da çok önemli. Sadece programda değil. Herkesin evet. beklediği küçüklerinden saygıdır, büyüklerinde sevgi ve anlayışla yaklaşmalarıdır. Ama bu bir yemek yarışma programı. Dolayısıyla her zaman söylüyorum lezzetlere puan vereceksiniz. O bana onu verdi, senin kayınvaliden böyle yaptı ya da o bana o kadar söyledi. Ben, yani bunlar yanlış hep söylüyorum. Önünüze gelen tabaktaki yemekteki lezzete bakacaksınız. Güzel pişmiş mi? Ağzınızda güzel bir tat bırakmış mı? Hakkını vermiş mi o yemeğin? Pişmesi gerektiği gibi mi pişmiş? İçine konması gerekenleri konmuş mu? Bunlara bakmanız, bunları değerlendirmeniz gerekir. Ama maalesef görüyoruz ki yine başka şeyler ortaya çıkmış. Hanım ne de söylüyor ama kayınvalidelerimizin nezdinde de gerçekten de hani bunlar çok önem arz ediyor. Görüyoruz ki, fark ediyoruz ki. Evet, durumlar böyle. Ama sonuç olarak herkes puanını verdi. Şu anda elimdeki kartta da içinizden biri 10.000 TL'yi alacak ve buradan şampiyon olarak gidecek. Yavaş yavaş şimdi ben oraya doğru gelmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi öncelikle maalesef bu haftanın en az puan alan takımını açıklayacağım. Haftanın en az puan alan yarışmacıları Aslı Hanım ve Hülya alıyorlar maalesef. Suhal Hanım tahmin ediyordum zaten. Evet. Sırf kendi gelinleri sonuncu olarak anılmasın diye bana düşük puan vererek beni öne doğru attılar. Birinciyi atlattınız, şimdi de en son olmasın. Aynen yani öyle. Yani düşünceye bakar mısınız ya? Evet. Öyle, o aynen şekilde. Öyle. Biraz mantıklı düşünebilirsen o şekilde olduğunu algılayabilirsiniz. Hanımefendi ne alakası var? Yani sonuçta alakası ben var. Birinci olmadıktan sonra sonuncu da olsam, üçüncü de olsam benim için aynı şeydir. Yavaş yavaş birinciye gelmek durumundayım. Sen totalde 17 puan almışsın sevgili Hülya. 11 puanı kayınvalidelerden gelmiş bu 17 puanın. 6 puan da ben vermişim sana ve haftanın dördüncüsü ise Suna ve Kadriye Hanım oldular maalesef 19 puanla. Sana da 6 puan vermişim Sunacığım. 13 puan da kayınvalidelerimiz vermişler sana. Peki sen birinci olamadın ama gönlünden geçen birisi var mı? Bence bu menüyle, bu yemeklerle birinci olmalı diyebileceğin. Yani biz hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz. Sadece hı-hı. menü kıyaslaması yapıyoruz. Evet tabii ki, tabii ki. Ben ve onda da Ayşe teyze ve gelini, hani o da Dilek. Baklava açtığı için belki başka bir tatlı tercih etmiş olsaydı aynı şeyi düşünmezdim. Evet. Şimdi baklava çok zor, çok emek isteyen
Buhara pilavı da aynı şekilde. Evet. Evet. O yüzden onların olmasını isterim. Peki. Ve haftanın üçüncüsüne geldik efendim. Sevgili Nezihe teyze ve gelini Dilek oluyorlar. Dilek, sana teşekkür ederiz. Şunun yani için güler yüzün, kibarlığın, bütün gelinlerimiz olduğu gibi sabrın, anlayışın, sana da birçok test uygulandı evinde. Başarıyla geçtin bence onları. Evet. Ama sushi yaptı, duymuşsunuzdur. Evet. Bu bir riskti. Belki de biliyordu insanların kayınvalidelerini çok da haz etmeyeceğini ama bizlere farklı bir şey sunmak için. Özel olarak ders de almış. Evet. Teşekkür ederiz. Bize de farklı bir lezzet tattırdı. Evet. Ekran başındaki seyircilerimiz için de değişik bir şey oldu. Bir renk, cesaret. Bu daha bir cesaret. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Elin emeğine sağlık. Sen de kayınvalidelerimizden 13 puan almışsın. Benden de 7 puan alarak 20 puanlı 3. olarak haftayı tamamladın. Çok mersi. Ve son ikiye sevgili Dilek ve Ayşe Hanım, sevgili Yeliz ve kayınvalidesi Meryem Hanım kaldılar. İki finalistimiz. Onlardan bir tanesi 10.000 TL ile hayallerine kavuşacak. Bir tanesi dükkan açmak istiyor. Diğeri ise çocuğu için, kendisi için, ailesi için bu parayı değerlendirmek istiyor. Ve şunu söyleyeyim. Bugüne kadar bu programda rekor bir puanla birinciliği kapıyor bu haftaki takımımız. Bugüne kadar alınan en yüksek puan. Bu haftanın birincisi tam tamına 30 puanla sevgili Dilek ve Ayşe Hanım oluyorlar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sizler ona 22 puan vermişsiniz sevgili kayınvalideler. Ben de 8 puan vermişim. Yarışmamızın ikincisi ise yine çok güzel menüsüyle, lezzetleriyle bizleri sofradan harika bir şekilde ağırlayan, 18 puan alarak sizlerden, benden de 8 puan alarak Yeliz ve aynı Meryem işte Hanım oluyorlar. Onların da 26 puanı var. Sizi de tebrik ediyorum tabii ki. Çok güzel yarıştınız. Hepinizin eline emeğine sağlık. Şimdi birincilerimizi böyle alabiliriz. Ay çok sevinçli. Çok mutluyum. Ay ben biliyordum canım. Sana da güveniyordum canımın içi. Evet. 10.000 TL'yi de alayım arkadaşlar. Rica ederim. Ay size de resim istiyorum canım. Çok sağ ol canım benim. Of seni seviyorum. Teşekkür resim ederim. Resim alın size istiyoruz. Buyurun tabii ki. Gel, Dilek. Gel bakalım Dilek. Teşekkür etti bu annelere. Hepsini öp. Evet. Evet, 10.000 TL'nin ödülü oldular. Sizleri tebrik ediyoruz. Ve güle güle harcayın diyoruz. Ay, sizin eline emeğine sağlık tekrar. Bir dahaki haftaya yeni kayınvalide ve yeni gelinlerimizle başlayacağız. İyi bir hafta sonu diliyoruz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun.